yıl torbulübenin sunduğu Sözde Futbol başlıyor. Şükleyeceğim ya. İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Yine güzel bir akşam. İstanbul'da bir ilkbahar. Biz sizlerleyiz. Ramazan-ı Şerif'in son sahuruna kalkacağız. Ama bıkmadan, usanmadan, yılmadan biraz sizleri güldürmek, biraz eğlendirmek, biraz da aslında temel olarak da konuşulmayanların konuşulacağı 2 saatlik bir program. Sevgili dostlar, güzel insanlar, en önemlisi genç kız kardeşlerimiz. 2 saat boyunca erkek arkadaşlarınız size mesaj atamayacak. Atamıyor olmalarının sebebi sizi aldatmaları değil, kendilerini Sözde Futbol'a kaptırıyor olmaları. Kimlerle beraberiz? Sevgili Evren Turan, Okan Koç, Ümit abi ile beraberiz. Ya bir şimdi, kişiyle değil, dördümüz de aldatıyorlar o zaman. Ya öyle de kabul edilebilir yani. Tabii. Yani eğer aldatmayı sadece bir karşı cinsle konuşmak olarak görmüyorsan olabilir. Biz onlarla hem cins oluyor da genelde. Şimdi arkadaşlar, gündem çok sıcak. Bugün hakikaten çok sıcak. Dün Erdem Timur'un açıklamaları var. Biraz orayı kaşıyacağız. Orada neler oldu, neler bitti, orayı kaşıyacağız. Sonra Uğur Dündar'ın bir açıklaması var. Hemen sana geleceğim Ümit abi. Uğur Dündar'ın bir açıklaması var. Dursun Özbey'in açıklaması var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması var. Ve en önemlisi, videoyu getirsene. Getir videoyu. Videoyu getir, üzerine konuşalım. Videoyu getir. Bugün ben neredeydim? Sizlere soruyorum. Ben bugün neredeydim? Ver videoyu. Ver videoyu. Evet. El ele mi gülüyorsunuz? Al geri, al geri. Bir daha dur dur. Bir daha al geri. El ele. Evet, biz nereye gidiyoruz? Tam da el ele tutuyorlar. Burası neresi? Arkadaşlar, X'ten yazın. Burası neresi? Sevgili Ahmet Çakar'la biz nereye gittik? X'ten yazın. Burası otel. Otelin lobisine odaya doğru mu gidiyordunuz? Tabii. Ama abi otel gibi değil mi giriş hocam? Biz nereye gidiyoruz? Yok, noter burası. Ahmet Çakar ve Bışar Özbey nereye gidiyordu? Bugün bu önemli. Buraya el ele gibi, el ele gibi olmuş. Biraz ilerlet, biraz ilerlet. Merhaba, evet. Otel girişi gibi değil mi? Biraz ilerlet. Dur! El ele değilmiş. Değil, evet. Son, devam et. Son anda yutmuşuz. Devam et. Sonrasında açıklama. Ya en azı el ele gibisiniz. Bu postunu yani. Değerlendirelim mi biraz? Tamam. Başka türlü bir şey kalmadı çünkü elimizde malzeme. Yalnız Bişar. Doğru valla. O saatte gibi duruyorsun. Ben mi? O saatte. Tabii biraz topa vurulduğu anda. Ama Ahmet Çakar onu şey vermedi, ona devam der. Ama Ahmet Hoca'nın uzuvları biraz önde gibi duruyor. Var mı ki? Kol uzuvları yani. Yani pantolonu değiştirmemiş. Yani. Kol mesela şimdi kolu pazıdan itibaren alınıyor ya. Pantolon gömlek aynı. Sağ olsun bugün geldi öğlen saatlerinde arkadaşlar, beni evimden aldı. Tam 1,5 saat süren kapalı bir toplantıya gittik beraber. Nerede olduğumuzu yazın. Evet. Devam edelim. Şimdi Evren abi, senle başlayayım. Dün akşamki Süper Kupa ve Erdem Timur'un açıklamaları var. Sevinçler sürüyor. Kupa töreni yapılacak mı? Galatasaray'da bugün hava nasıldı? Gelelim dörtlü. Neredeydin diyorsun? Kupa töreni zannetmiyorum. Maçtan önce verilirse kaldıracaklar kupayı. Yani kupalar alışkın olduğumuz için biliyorsun. Evet. Çok önemli de değil yani. Ekstra bir kupa şeyi olmaz. Her lig kupası olsa tamam. Ama izinli takım. 2 gün izin verdi Okan Hoca. Perşembe günü başlayacaklar. Çok yoruldular çünkü antrenman orada başta biliyorsun. Perşembe günü Galatasaray ilk antrenman yapacak. Alanya evet. Maçı havaya girildi mi yoksa bu olaylar Galatasaray etkiliyor mu etkilemiyor mu abi? Ya şu olay mental olarak daha da olumlu hale geldi biliyorsun. Ya sonuçta kupa kupadır abi. Tabii. Bir şekilde oraya tam kadro gidiyorsun. Yani şu an o takıma baktığında takım anlamında bir şey yok. Zaten oyuncular da işin bilincinde. Galatasaray hem Kasımpaşa maçı hem içerideki maçta çok iyi oynamadı biliyorsun. İyi evet. Oynamadan kazandı yani kötü oynarken kazandı. Bu kupayla beraberdi şimdi. Bu ara iyi oldu. Haftaya da sonuçta Fenerbahçe Avrupa Kupası oynayacak. Bir gidip gelecek. Sonuç orada bir baskı var. Şimdi daha rahatlar. Artık bu saatten sonra oyunu da ilk fotoğrafı verir oyunu da daha mi? Güzelleştirip daha rahat kazanmak lazım. Yani öbür türlü içerideki maç sıkıntılı geçti. Tamam kazandı kalitesiyle Galatasaray ama oyun olarak tabii ki kötüydü. Ama artık bu saatten sonra çok da oyun ben sana önemli değil. Yani bir şekilde kazanmak önemli. Yani tabii. Orada o işi bitirmek önemli. Evren abi, bu Şanlıurfa'dan bir görüntüydü. Ben özellikle istedim. Icardi de bunu paylaşmış. Teşekkürler Şanlıurfa diye. Fenerbahçe futbol forması var. Ama Icardi duruşu var futbolcuda kardeşimizde. Belki de bak Allah söyledi futbolcu olacak. Böyle bir ortamda biz nasıl Süper Kupa'yı oynayamadık abi? Yani Icardi'den bu arada başka paylaşımlar da vardı. Onları da alalım lütfen ekrana. Yani onu bana sormayacaksın abi. Ali Koç'a soracaksın onu.
Niye oynanmamış diye. Bugün görmek istedim kendisini ama uyaramadım. Bu da çok güzel ha. Bu bayağı bir şey oldu. İyi geceler. İyi geceler. Yaptı. Abi. Evet, işi bitiriyor, yatıyor abi adam. Bir tane daha vardı. Yaşam ormanında her zaman aslan ol, kuzu değil. Yaptı. Bir tane daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ver onun paylaşımını. Sonra EPK'nın dün bir iddiası vardı. Ahmet Ercanlar böyle bir iddiada bulunmuş. Evren abi onu sorarak devam edeyim. Bilgisi var mı buna dair? Efekan Karayazı. Evren abi. Bu kardeşimiz, onu hızlı bir şekilde o tweet'i alabiliyorsanız alın verelim ekrana. Ahmet Ercanların iddiası sonra yalanlanmadı da bilmiyorum. Şöyle bir yalan var. Değil ki yalanlasınlar. Evet. Şöyle bir iddia var abi. Kerem Aktürkoğlu Efekan Karayazı'ya demiş ki ya demiş siz topa şey yapmayın yani müdahalede bulunmayın koşmayın boşa. Biz zaten oyunu hemen durduracağız ve ondan sonra sahayı terk edersiniz. Ve o sırada Galatasaraylı futbolcular pas yaparken Fenerbahçeli futbolcular baskı yapmıyor. Bir uzun top oluyor, gol oluyor. Kerem Aktürkoğlu da hiç yerinden kıpırdamıyor. Hatta ver istatistiği. Kim ne kadar topa dokunmuş? Ver istatistiği. Eliyle de gösteriyor hatta böyle dikkat edersen. Galatasaraylı futbolcular Süper Kupa maçında 16 kez topa dokundu. Fenerbahçeli'nin 19 yaş altı futbolcuları ise topa temas edemedi. Abdülkerim 5, Nelson 4, Torreira 2 kez topla buluştu. Berkan, Kaan Ayhan, Köhn, Barış Alper 1 kez topa temas etti. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Mustera topa hiç dokunmadı. Icardi de bir kez dokundu. Ya bu konuşacak bir şey değil. Bu gündeme getirecek bir durum. Böyle bir şey değil. Var mı? Yok böyle bir şey yok. Bilmiyorum. Yani oyuncu sonuçta bunlar niye öyle bir şey söylesin? Zaten hepsi karşılamış onu. Ha, demiş midir bilmiyorum ki. Yani bu burada niye böyle bir centin? Top zaten dolanmış geçmiş. Galatasaray'ın böyle bir planı var mıydı? Ne planı abi? 19'a karşı ne planı olacak Galatasaray'ın? Yazı turada kazanamadın. Kazansaydı sen başlayacaktın maçı yani. Onu da mı Galatasaray ayarladı? Havada gün, döndürdü mü şeyi yani? Bunu bir gün başka biriyle daha dedi. Biliyor çok sevdiğim bir abim. Ya yok. Dedi öyle bir durum ki dedi. Yazı turada bile kazanamadılar dedi. Yani ne yapacak adam orada? Şey başladı Galatasaray başladı. Topu dolandırırken de pozisyon oldu. İleri vurdu orada gitti. Evet. Yani orada Barış Alper'in de o topu attı oraya da yani 1000 defa o top gitse oraya gitmez. Öyle. Yani olacağı varmış oldu. Yani oradan şunu çıkarmak lazım. Biz bir dakikada nasıl gol yediğini çıkarmak lazım. Buradan bunu çıkarmışlar. Ya bu algı yaratma, gündem alıyor. Buradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani ne çıkacak ki zaten? Ne yaptı yani? Yani Galatasaray'la oynanan şey mi diyorsun ya? Gentleman dışı mısın? Ne, ha, ben ne demiyorum. Demek yani ne demek öyle, istiyorlar yani? Ha, Ahmet Ercan'ların böyle bir iddiası var. Tabii bu maçtan sonra ne bulacağım? Bir şey bulman lazım. Yani çünkü sen bir de Kerem Aktürk hem maça çık, hem maça gelmiyorsun. Hem Türk futbolu adına kötü bir örnek oluyorsun. İşte Fenerbahçeliler maçı izleyemiyor. Doğu'da maç izlenmiyor. Evet. Hem de burada gelip bir de oyunculara diyorsun ki onu yapmışlardı. Yani 50 saniye içinde o golün olacağını kim bilebilir o topun oraya gideceğini. Topu Galatasaray kazanınca orada 5-6 pas yaptılar, uzun vurdular, gol oldu. Gol oldu. Yani sen burada böyle bir şey olma ihtimali vermiyorsun. İmkansız. Zannetmiyorum. Ümit yani. Abi sen bu iddiaya ne diyorsun? Sen Ahmet Ercanların yeni kankasısın. Değişmeyen dostluğunuz var. Mezara kadar gidecek bir hukukunuz var. Ne diyorsun abi bu iddiaya? Ben de Ahmet Ercanlarla hiç konuşmadım. Ya şimdi bir defa kardeşim bu 5 milyon 200 bin görüntülenmiş bir şeye Kerem Aktürkoğlu çıksın yalan desin. Niye demiyor? Olaya buradan bakın yani. Çocuk da o zaman ben söyledi desin açıklama yapsın. Kim? Deme çocuk da yapsın. Hangisi? Fenerli çocuğa demiş. Zaten like o söylemiş atmış abi. O, ama o da bir açıklama yapmamış. Sadece like atmış. Tamam zaten ama çocuk gitmiş demiş bana böyle böyle dediler demiş zaten çocuk. Yani buradaki temel konu şu. Fenerbahçe'nin çekileceği belli. Atın topu taça. Bitirin işi. Atın topu taça yani bak burada bile şunu konuşamıyoruz abi. Şunu diyemiyoruz yani. Evet Kerem böyle bir şey demişse hatalı diyemiyoruz. Bak demiş mi dememiş mi üzerinden gitmeyelim hadi. Ya burada bilmiyorum bu başta hani, bu neyi şunu var şunu bu diyebilir miyiz? Kerem bunu demişse hatalı. Demişse ve bunu yapmışlarsa yanlıştır diyebiliyor muyuz? Yapmışsa keşke yapmasaymış yani. Ha. Yanlış tabii ki. Yanlış. Ama Kerem de koşmuyor ki. Ha. Kerem top Kerem'in ayağına gelmedi ki abi Kerem. Yok gol pozisyonuna bak ileriye doğru normalde uzun top olur ki ya. Videoda gösteriyor tacı aslında. Tamam o zaman Kerem der ki evet ben böyle dedim ama ben bunu bireysel konuştum. Arkadaşlarım da böyle yaptılar. Ben yani Kerem takımdan habersiz mi konuştum bunu? Takımın ikinci kaptanı. Haberi olmam ihtimali yok. İkinci kaptanı yani nereden tutsan nereden baksan tutarsın. Acaba Abdülkerim de pas vermedi de dışarı atacakken yanlışlıkla pas mı oldu o top? Ya şimdi o pozisyon gol de olmayabilir abi. Gol olduğu için belki bu konuşuluyor ama burada temel konu bu topu taça atın deyip ya baskı yapmayın taça atacağız deyip öne doğru oynamanın manası ne? Yoksa olan olmuş zaten. Ama karşısındaki o 19 çocuklar. Şimdi bu çocuk niye böyle bir şey uydursun Kerem? Neydi o çocuğun adı? Efekan? Şimdi şöyle bir niye şey. Niye uydursun böyle bir şey? Şöyle bir şey de var Ümit abi.
Mesela hani Galatasaray ama bir dakika oynayıp bir dakika içinde gol atarız diye Fenerbahçe bir şey planlamamışlar herhalde. Bence planlamıyor çok, abi bir dakika içinde öyle plan yok. Tamam süper, öne atınca gelişti. Çocuk kademeye doğru girdi aslında ama gücü yetmedi. Gitti. Çocuk topu uzaklaştırabilirdi de yani. Barış o topu öbürü aşırtamayabilirdi de. Bunlar olabilirdi. Evet. Burada temel konu söylenen lafın dışına çıkarılması. Yoksa attı da bu şeye benziyor. Burada işim o zaman Icardi herhalde değil mi? Yine dayanamadı. Yani Icardi mevzusu değil. Bu şeye benziyor. Erken geldi. Cordoba topu aldı. 93. dakikada. Topu yatsa, kapaklansa, 30 saniye geçirse. Topu atabildiği kadar uzağa atsa. Atmadı. Topu oyuna sokayım dedi. Oradan Galatasaray'la oyuncu aldı. Şişirdi. Hakan Şükür indirdi. Hasan Kamsa vurdu. Fena vurdu. İki gol oldu. Galatasaray şampiyon oldu. Bu atak golle de sonuçlanmayabilir. Fena abi sahadaydı o gün. Bak. Bu atak golle de sonuçlanmayabilir. Sonuçlanmayabilir tabii. Yani golle sonuçlanmasa belki bu konuşulmazdı. Asla. Ama 19 yaşındaki bu çocuk bu konuyla ilgili niye yalan söylesin? En azından Kerem'in de şunu demesini beklerdim yani. Evet dedik ama olmadı gibi bunu demesini beklerdim. Yani bir yalanlama yok abi. 5 milyon görüntülenen bir şeyde senin adının geçtiği bir şeyde 5 milyon görüntülenme olduğu zaman Okan çıkıp bu böyle bir şey vardır yoktur konuşur musun konuşmaz mısın? Tabii ki. Ama ben şimdi mesela ben de 1000 tane atarım Twitch'in. Ben de 5 milyon görüntü alırım yani. Ama bu o değil abi. Neyle yapacağım ama bu bir dakika bu yaparım yani istersen. Ama bu önemli bir mevzu. Neyle yapacağım konu Evren abi? Bir şey bu böyle ana konuyla ilgili bulurum. Her attığımız 5 milyon görüntülenmiyor ki. Ya böyle işte hiç olmayacak bir şey veya böyle ilginç bir şey yapabilirim. Ama yani olmuş yalan ki, da olabilir. Tuhaf yani. Bilemezsin ki bunu hani yalan dediğim yani olmamış da olabilir. Ya şurada bu olayda bile mağdur durumu var yani şu an baktığında. Bir anda mağdur oldu. Mağdur mu oldular şimdi? Tabii mağduriyet oldu. O da yani olay tabii ki. Ama bu mağdur hakikaten mağdur. Bu olayda mağdur. Açık demiş ki, genelde maçın, konuşalım bu olayda mağdur. Hacı İlaç demiş ki kupa maçının özetini bulamıyorum maçın tamamını koymuşsun. Ne demiş? Özetini bulamıyorum tamamını koymuşlar diyor maçın. Özetini vermiyorlar değil mi? Tamamını Ümit abi bir şey söyledin yarım kaldı. Yok yani şimdi ya öyle bakma şimdi bak Bişer. Bu konular var ya şöyle bir hani 10 sene önceden 20 sene önceden herkesin birbirine karşı mutlaka bir defosu olmuştur. Muhakkak eksiği hatası bir şey olur. Yani abi. Şu çocuklara karşı ne gerek o var? O gol sevincini sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevinmek sence doğru bir şey miydi? Bence yakışık almadı. Evren abi sence? Kusura bakmasınlar, bence, sevinsinler. Bence doğru abi. Ya yok abi değil işte abi değil. Vallahi aynısını değil. Fenerli yani, yapsa doğru yapar, demezsiniz. Yaparlar yani o olur. Bence niye? Bak, ikisi de biri lig şampiyonu olmuş. Biri de Ziraat Türk Kupası kazanmış. Yani evet. Adam oraya hakkıyla yaşanan abi maç oynasın. Hakkıyla gelmiş oraya yani adam. Tamam da Evren çık abi. Çık abi o zaman. Değil maç mesela, 90 dakika oynansın, çata çata oynansın ayrı bir şey. Çıkmamışlar ama. Tamam mı? Çıksınlar. Yani, zaten toplasan o sevinç. Ben demiyorum ki Galatasaray kupayı almasın versin. Demiyorum ben yani. Zaten toplasan. Ben orada bir kupa alacağım. Sevineceğim de yani. Ama sanki 90'dan benim yüzümden gelmemiş bir durum gibi. Yok ki. Fenerbahçe'nin TFF'ye olan tepkisi, Türk futboluna tepkisinden dolayı gelmediler. Yani Galatasaray'a olan bir tepki mi bu maça çıkmamak? Uğur Dündar'ın buna ilişki bir açıklaması var. Bir verebiliyor musunuz ekrana? Bu arada ben de hemen süper chat okuyayım. Berat Turmuş demiş ki Bişar abi iş arıyorum lütfen yardım edin bana. Kardeşim btviletişim@gmail.com oraya bir CV'ni at bakalım kimsin sen? Güven Kocagöz demiş ki Harrington kupasıyla övünen Harrington'ı çağırınca koşa koşa giden takım Cumhuriyet'in 100. yılına saygı göstermeyip bir de utanmadan saygı bekliyor. Karton milliyetçiler, karton Atatürkçüler biraz sert olun. Bir defa o arkadaş o kadar lüzumsuz yazmış ki bunu. O kadar lüzum bu işin Cumhuriyet'in bak şunu konuşalım. Bu işin Arabistan'da oynanmasına teklif eden de kabul eden de hepsinin hatalı olduğunu söyledik de bunun Cumhuriyet'le bu kupanın yani bu kadar rezillikten sonra ne alakası var yani? Madem böyleydi o zaman sen bu kupayı niye sezon başı oynatmadın? O zaman git Mehmet Büyükekşi'ye salla. Niye Icardi yok diye, Zaha yok diye, Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynuyor diye, grup elemesi oynuyor diye, Zalgiris'ten Molde ile o bu diye bu kupayı Ağustos'ta oynatmanı da buraya kadar getirmek rezillik değil de bu kadar yaşananlardan sonra Fenerbahçe'nin buraya U19'da çıkması mı rezillik? Ya bir de bir şey var. Bununla ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Onun üzerine konu söylesin abi. Yok o deminki konuyla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Komple söyle. Tamam. Komple söyle abi. Sana direkt sorayım, tamam. Sormuş olayım. Tüm futbol severlerin gönlüne taht kurmuş. Taçsız kral Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine avuta atardı.
Ayrıca takım arkadaşlarının sanki zorlu bir maçtan sonra kupayı almışlar gibi çocuksu sevinç göstermeleri, yapmalarını engeller olgunlukla kabul ederdi. Bitiyor abi. Çünkü Fenerbahçelilerin o eylemi sadece kendi ülkeleri için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı bütün kulüpler için yaptıkları bir eylem olduğunu bilirdi. İnsan durduk yere taçsız kral olarak anılmıyor. Mekanı cennet olsun. Şimdi bir şey soracağım. Okan abi sana sorarak geçeceğim. Peki aynı Uğur Dündar, Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor'un sahasında sevinmesini de o zaman taçsız kral Metin Oktay duruşuyla şöyle geldi. O ayrı. O oynanan bir maç. O oynanan bir maç. Sakın o önlerine alakası yok. Sakın verme. Bir dakika. Bir dakika. Metin Oktay o zaman rakibini tahrik etmemek için sevinmezdi derdi yani. Ya tamam. O çünkü ayrı. Siz aynı örnek alakası bir şey. Metin Oktay öyle yapar. Nasıl bir adam? Ne yapar Metin Oktay? Rakibini incitmez. Süleyman Seba, Metin Oktay, Can Bartol. Bunlar sembol isimler. Adam böyle bir maçın içeriğinden bahsediyor. Normal bir maçın içeriğinden. Elbette Metin Oktay da normal bir maçtı. İşte normal bir maç değildi. Elbette Metin Oktay'ın normal maçlarda çılgınca sevindiği golleri olmuştur. Bilmiyorum. Ben izlemedim. İzlemediğim için bilmiyorum abi. Şimdi ben dünkü maçla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kerem Eğer ki böyle bir duruş sergilediyse bravo. Çok tebrik ediyorum. Karakterli bir duruş sergiledi. Bir maçı izledim ben tekrar o olaylara. Kerem için söylüyorum. Maçı izledim ve dikkat ettim. Çok fazla reaksiyon göstermedi. Orta sahanın oralarda bir 10 metre yürüyerek böyle hafif bir tempo. Eliyle de hatta arkadaşlarına böyle taçı gösterdi. Ama şunu anlamıyorum mesela. Fenerbahçeli futbolcu genç kardeşlerimiz de belli bir saniyeden sonra baskı yapmaya gittiler. Bak baskı yapmaya gittiler. Bekleseydiler kendini. Fenerbahçeli futbolcular rahat durmayınca Galatasaray'a gol attı. Ya yani. İşte bak bir an ben bunu söyleyebilecek kapasiteye sahibim yani. Niye hemen araya girip söylüyorsun ki? Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Orada farkındaysan, dikkat edersen. Yani belli bir zamandan sonra baskıya gittiler. Baskıya gidince de Abdülkadir aldı uzun top kullandı. Yani 10 kere öyle bir top atsa Barış var ya 20 kere o topla bulursa Icardi öyle bir asist yapamaz. Spontane şansa gelişen bir olay. Aynen bu. Öyle abi. Ama bak benim tabii ki de kafamda yaşatan soru işaretlerinden bir tanesi niye baskıya giriyorsun? Çekil orta saha bekle. Çekil kendi sahanda birinci bölgede bekle. Ha, o zaman atmıyorlarsa en ağır eleştirileri biz burada yaparız. Kerem böyle bir şey söyleyip de takım arkadaşları da bunu yapmadıysa da kardeşim çok büyük saygısızlık bu. Karşıdaki 19 yaşında çocuklara yapılan yani camiaydı. En azından oradaki çocuklara yapılan bir saygısızlık. Ama sen de gidip basmayacaksın abi geri çekeceksin. Şimdi Metin Oktay yapar işte Süleyman Seba'nın biliyorsun bir anısı var. Trabzon'dan gelirken şampiyonluk maçında Trabzon'un seyirciler var dedi sevinmeyin o, Metin Oktay. Eski dönemler bitti abi artık bu şimdi yeni jenerasyon yeni dönemler yeni futbolun ikliminde sosyal medya o bu. Artık insanlar birbirine devamlı kaos arıyor. Kaosla besleniyoruz. Şimdi onu abi, senin verdiğin örnekle bu örnek aynı değil. Galatasaray geldiğin önünde Beşiktaş'ı yendi değil mi? Evet. Sevindiler, geldiler, taraftarı çağırdı, alkışladı 1-0 yendikleri maçta. Trabzon geldi, Kadıköy'de de sevindi. Taraftarı yoktu ama yani sonuçta sahanın ortasına oran çekti. Bunlar olur. Futbolun içinde oynanan maç, A takım seviyelerinde oynanan maçlar da şimdi ben Fenerbahçelilere bir şey sormak istiyorum. Bak, dün söyleyecektim, şimdi bugün aklıma geldi. Beşiktaş, Kadıköy stadında bir kupa maçı oynadı, yarıda kaldı değil mi? Aynen öyle. Yarıda kalmasının sebeplerinden bir tanesi neydi? Sahaya atılan yabancı maddeler, Şenol Hoca'ya atılan yabancı maddeler değil mi? Evet. O maçtan sonra Beşiktaş gitti, sahaya çıktı mı? Çıkmadı. Bir duruş sergiledi. Hakikaten desteklediğim ve savunduğum bir duruş sergiledi. Evet. Ama bakıyorum abi, o gün, bak o gün... Bugün Fenerbahçe sahaya çıktı mı abi? Çıktı. Tur atlamaya devam etti mi? Bir şey söyleyeceğim, bir devam edebilir miyim? Müsaade soru mi? Soruyorum. Etti evet, evet tur atladı, sevindi, kupayı da aldılar. Tamam. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Oradan oraya bağlayacaktım zaten. Pekala o zamanlar bazı resmi sayfalar, işte sosyal medyada anonim takılan sayfalar ve gazeteciler, yorumcular korktunuz mu, niye kaçtınız ifadelerinde seni bulundular. Tebrik ediyorum. Bak nasıl bir yakaladın? Dakika. Son 2-3 günün en kıymetli yorumunu yaptığım bütün spor yarışında. Bir kere daha tebrik ediyorum. Bir dakika son 2-3 günün tamam da son 1 yılın yani normal bir yorumunu yapıyorum yani. Ben bu konularda yani biraz şeyim yani oku mütevazı olamayacağım. Her neyse bak yarı bölme konuyu dağılıyor. Yani o zaman Beşiktaş için ne dediler? Tarih korkanları yazacak dediler. Değil mi? Sahaya çıkmadı. Beşiktaş halbuki orada hakkını aradığı için bir duruş sergilediği için çıkmadı. Aynen şimdi öyle. Aynı şekilde ben bir Beşiktaşlı olarak siz de... Galatasaray'ın karşısına çıkmam korktunuz diye mi çıkmadınız? Desem ne diyeceksiniz kardeşim? Der hadi misin? Bakayım. Hadi ben soruyorum bana o diyenleri, o düşünenleri aynı şekilde söylüyorum. Yani korktular mı? Ben aynı şekilde söylüyorum. Ben korktuklarını düşünmüyorum. Korktular. Korktuklarını düşünmüyorum. Korksalar çıkar. Bazı sebepleri vardır, doğrudur, yanlıştır. Ama bana göre o sebepler bu maça çıkılmayacak kadar büyük sebepler değildi sevgili Mişar. Net bir şekilde söyleyebilirim. Ümit abi başta o günkü arkadaşlara soruyorum. Hadi bakayım o günkü duruşunuzu da şimdi sergileyin. Atın bakayım o tweetleri. Ha? Tarih korkanları yazıyor. Sen de o zaman Galatasaray'ın karşısına çıkamadın. O zaman korktun mu kardeşim? Geçeceğiniz bu işleri. Bir duruş sergileyeceksiniz.
o duruşun arkasında duracaksın. Ben ne dedim? Beşiktaş çıkmadı. Sebebi vardı. Sağ atılan yabancı maddeler. Şampiyonlar Ligi maçında olmuş olsa o maç yarıda kalırdı. Ve hükmen mağlup olurdun. Bir daha da Şampiyonlar Ligi, Uluslararası Ligi turnuvaya 1-2 sene ceza alıp gidemezdin, değil mi? Sen daha iyi biliyorsun bu hukuksal konuları. Tabii. Bak, bu olayları artık önüne geçilmesi gerektiğini senelerdir konuşuyoruz. Başkanlar, yöneticiler, resmi sayfalar açıklamaları yaptığı işte yazılı, görselli bilmem neleriyle ilgili insanları birbirine düşürüyor. Fenerbahçe'nin kimse kusura bakmasın. Ben dün maç izlemek istiyordum. Ha, haklı olduğun sebepler olabilir ama bu maça çıkamayacak kadar senin haklı olduğun bir sebep yokmuşlar bana göre. Ben net çıkmayacak söylüyorum. Bir şey yok bu maçta. Çıkmayacak bir şey yok bana öyle göre. Öyle bir pozisyon yok. Ben doğru öyle düşünüyorum. Doğru söylüyor Okan abi. Evren abi sen ne diyorsun? Futbolcuların sevinmelerini işte ya da ne bileyim gol atmasına Galatasaray'ın anormal mi görmek lazım? Bir de süper chatle vereyim abi sana. Ne yapacaktı ben anlamadım ki ya. Ultra Aslan Murat Akova demiş ki biz basket maçına çıkmayınca kupayı almıyoruz dediler mi? Dün biz kupa aldık tabii ki sevineceğiz. Uğur Dündar çok yanlış konuşmuş demiş. Yant 415 demiş ki Okan abi seni her yerinden öpüyorum. Ali 34 demiş ki Okan abinin öptürmeyi sever bu arada. Galatasaray seni ağlatmaya devam edecek. Ali Koç. Kibrin vücut bulmuş halisin. Bu kadar itici olamaz Ali Koç. Git Türk futbolu düzelir demiş. Burak Berketoğlu demiş ki Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı dik duruş diyorlar ama sadece kupa maçı için karar alıyorlar. Kalan 7 lig maçına için Türk hakemi gelecek ona da çıkma. Galatasaray erteleme istediğinde tüm Fener medyası üzerine çullanmıştı. Ferit Kızınlar demiş ki sevinmek en doğal hakkımız. Bizim sevincimiz kimseyi ilgilendirmez. Uğur Dündar ağzını almasın Metin Oktay ismini. Kongrede Ali Sami'ye küfür edildi. Sesini çıkarmadın Uğur Dündar. Edebiyat yapmasın. Hakikaten bak bir de eşlik edildi. Tövbe. Ya şimdi bak boş, olayı bu kadar şimdi hem bir konuda hatalı olup şimdi bir şey diyeceğim hem de çıkıp da yani burada mağdur oynamak da çok ilginç. Yani bir de maçtan sonra adam orada 2 dakika sevinmiş. Pozisyon zaten aniden gelişmiş. Mertens'e sevinmiyor bu yani, abi. Abi bak sevinme sevinme değil. Bir orada bir durum var yani. O top oraya gidecek. Futbol böyle bir oyun yani. Attın topu gitti de gol oldu. Yapacak bir şey yok. Sen o golü ben niye yedim diye bir düşün bakayım. Hakikaten niye sen yedim? Gol yemeden çekecektin takımı ama Allah ona da izin vermedi. Enteresan. Anladın mı? Yani gol yedin de yani oradan gittin. Bu yani bu bilerek yapılmış bir durum değil. Ve bunun buradan bu maçtan sonraki çıkan sonucu bu mu yani şimdi? O açıklama, o Uğur Dündar'ın açıklaması bu mu yani buradan çıkan? Niye o kadar sevindiler, bunu yaptılar? Burada bence doğruya gidemez Fenerbahçe böyle. Haksızlığa uğramıştır. Şampiyonluklardan dolayı gerginlik olabilir. Tabii. Bak, bunu 10 yıldır olamıyorlar, bunların etkileri. Ben hepsine saygı duyuyorum. Bir şey değil, biz de mesela 10 yıl şampiyon olamasak biz de belki farklı tepkiler verebilirdik. Zor yani, yorumcu olarak da zor, oyuncu olarak da zor, taraftar olarak da zor. Yani o şeyde. Ama burada... Daha halen olayın üzerine kendinin içerisindeki bu olayı çözme değil de dışarıda aramak, Galatasaray'da aramak çok yanlış. Adam zaten gelmemişim maça, çıkmış, gol olmuş, sevinmiş, 2 dakika yapmış, gitmiş. Sonuçta o kupa hakkı. Kupa hakkı yani. Aynısını Fenerbahçe olsa Fenerbahçe'de sevinirdi. Aynısını olsa Fenerbahçe yapsın, ben aynısını söylerim abi. Sevinirdi ama yani. Sevinmesin demiyorum. Yani. Sevinmenin de bir dozu var. Tamam, 50 bin kişinin, yapabilirsin sen. Onu diyorum. 50 bin, kişinin, şey önünde, 50 bin kişinin önünde Evren abi, 50 bin kişinin önünde kazandığım bir maç sahaya 15 dakika su bardağı atılmış. Anasının naf sütü gibi kazandığı maç, iptal edilmesi gereken maçta bile çıkmış, kazanmış, sevinmiş. O sevinçle burada o 19'a karşı o 1 dakika oynanmış bir maçta, sanki 90 dakika oynanmış, az takıma karşı oynanmış bir maçta böyle tarih edeyle de sevinmek doğru zaten, bir şey değil. Anlatabildim mi? Maç, ben sevinmesin asla ayrı demiyorum. Sevinsin. Bir şey demem. Abi zaten ama bunu ben sana bir tarih şey eder mi gibi sevinmesi doğru benim değil. Benim anladığım Ali Koç ve yönetiminin futbol anlamında biz, işte futbolcular, programlar, yayınlar, İşte maçı izleyenler gülmesin, sevinmesin, hep bir gerginlik olsun, evet, bizi bu işten uzaklaştırsın. Yani biz futbolla ilgili çok şey yapmayalım. Abi güzel yanlarını bizim futbolumuz yerlerde olsun, anladın mı? Hep böyle bir gerginlik, her hafta açıklama işte, her 2 günde bir. O maçı kaybettik mi başka yerde bulalım hatayı. Bizi hep buralara itip bu işten uzaklaştırmak istiyorlar herhalde. Yani anladın mı? Olayın iyi penceresine bakamıyorlar bir türlü. Veya biz de bakamıyoruz öbür türlü baktığı zaman. Bizi de yanlış yere sürüklüyorlar. Sen bunu yapmadan halen ertesi gün öbür tarafta adam onu yatıyor. O ertesi gün çıkıyor divan kurulu başkanı bunu söylüyor. Ertesi gün yöneticisi söylüyor. Bu böyle bitmez ki. Yani hep ben haklıyım. Dedim ya geçen gün adalet istemiyorsun, ayrıcalık istiyorsun sen. Evet. O zaman o futboldaki devrim böyle olmuyor. Yani o zaman işte bu sıkıntılar başlıyor. Yani sen buradan o kupayı o niye sevindi, onu niye aldı? Biz çıkmadık keşke almasın. O çocukları yazık. Sen o çocukları gönderdin oraya. Niye sen göndermeseydin. Buradaki kritik şey ne? Niye gönderdin? Kendini yönetici olarak ceza almamak için gönderdi.
Bak bu büyük bir problem, tamam mı? O çocuğun suçu ne? O çocukta yani, suçu ne? Hiç gitmeselerdi ne olurdu? Yöneticiler ceza alacaktı. Hak mahrumiyeti alacaklardı. Ne kadar yönetici, olacak? Ya işte bilmiyorum, bakmak lazım. Bir yıl mı ne? Bir, kendi zaten açıklama yaptı başkan ya. Başkan alıyor mu? Evet, başkan da alıyor. Şimdi yöneticiler kendi ceza almasın diye U19 takımdan oyuncuları gönderdiler. Bir de bak şunu anlatmakta zaten yarar var. Zaten başkanlığı bırakacak. Bazı takım, yani bazı dönemler bazı Avrupa maçları var diye bazı maçlar erteleniyor. Bazı dönemler de ertelenmiyor bak. Şimdi ertelenmeyenlere bakalım. 99-2000 sezonu. Bak, Galatasaray 6 Nisan'da Leeds United'da oynuyor. 9 Nisan'da Gençler Birliği'yle oynuyor. 14 Nisan'da Beşiktaş 20 Nisan'da tekrar Leeds deplasmanına gidiyor. Bak, sonra dur bak anlatıyorum. Tekrar söyleyeyim havada kalmasın. Bak 99-2000 sezonu. Galatasaray 6 Nisan'da Leeds United'da oynuyor. 9 Nisan'da Gençler Birliği'yle oynuyor. Kaç gün var? 3 gün. Yarı final ha, yanlış anlaşılmasın. 14 Nisan'da Beşiktaş'la oynuyor. 20 Nisan'da Leeds deplasmanına gidiyor. Tamam. Ve 12 Mayıs'ta Altay'la oynuyor. 5 gün sonra UEFA finaline çıkıyor. 5 gün sonra. Burada da 4 gün sonra. Tamam hadi 5 gün. Konferans çeyrek final abi bu arada. Ya sen ne anlıyorsun? Dönüyorsun. Bir dakika, 21 Mayıs'ta İstanbulspor'la oynuyorsun. Bitmedi. 2000-2001 sezonu. 31 Mart'ta Galatasaray Beşiktaş'ta oynuyor. 3 Nisan'da Real Madrid'le oynuyor. 8 Nisan'da Yozgat'a gidiyor. 11 Nisan'da İstanbulspor'la oynuyor. 14 Nisan'da Antalya'yla oynuyor. 18 Nisan'da Real Madrid'le oynuyor. Tamam bak, ben sana bir dahaki programa ertelenen maçları da bulacağım. Az önce onu söyledim. Bak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali bak. Yanlış anlaşılmasın. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. 2000-2001 Galatasaray dünyanın bir numaralı takımı. Yarı finalle oynaması işlem bile değil. Nerede dünyanın bir numaralı takımı? O yıl FIFA'da Ocak ayında 1 Ocak 2001 yılında Galatasaray FIFA Dünya Kulüpler Sıralaması bir numara. 14 Nisan'da Antalya, 18 Nisan'da Real Madrid. Şimdi Şampiyonlar Ligi mi? Konferans Ligi. Buna öyle bakamazsın. Dur, Avrupa maçı olarak bakacaksın. Öyle ayırt edemezsin. 12-13 sezonu bak. Seninki yani. 30 Mart'ta Başakşehir, Ümit abi çok özür diliyorum. 3 Nisan'da Real Madrid. 6 Nisan'da Mersin İdman Yurdu, 9 Nisan'da Real Madrid. 3 gün var. 13-14 sezonu. 22 Şubat'ta Galatasaray Beşiktaş oynuyorlar. Bir şer. 26 Şubat'ta Chelsea ile oynuyorlar. Galatasaray Avrupa'da bir dakika Galatasaray abi yanlış şey abi. Bunlar doğru argüman değil bunlar. Niye? Galatasaray bugün Avrupa'da oynuyor olsaydı Fenerbahçe Galatasaray maçı iptal olacak mıydı? Bence edilirdi. Edilecekti. Tamam. O günde niye edilmedi diyecek miydin? Niye edildi diyecek miydin? Evet. Kimse demeyecek. Bak abi. Bak. Dur. O kadar. Virgül koy bu ekranda kalsın. Ümit abi bak ben aynen delikanlı şurada. Ya bugüne kadar hiç ertelenmemiş maç yok mu? Ertelenmiş maç yok mu? Bu konuşmanın başında ne dedim? Bazı maçlar ertelendi. Bazıları ertelenmedi. Tamam onlar da ertelenmiş tarihlerinde sorun. Yok. Tamam. Ama hiçbir kulübümüz şunu yapmadı. Siz benim maçımı ertelemiyorsanız ki bu arada ertelemek de yetmiyor. Güzel. Yabancı hakem harika. Tamam bak. Ya zorluyor seni. Tamam ben anladım abi. Aptallar laf uzun anlatılır. Peki abi. Yani hiçbir kulübün başına da otobüs kurşunlanması gelmedi. Hiçbir kulüp de bak bir dakika öyle bir şey değil. Abi, hiçbir kulübün 2016'dan bu yana o zaman niye tepki koysaydın? 2016'dan bu dün olmamış ki. Şimdi bu doğru bir şey gelirken, değil. Bak. Gelirken şunu bu verdiğin doğru örnek değil. Yani hiçbir kulübün maçı ertelenmedi diye de sahaya çıkmamazlık yapmadısı doğru örnek değil bu yani. Şimdi ben hangi kulübün otobüsü kurşunlandı? Ben de bak bunu hangi kulübe 3 Temmuz kumpası oldu? Ümit abi. Hangi kulübün sahasına taraftar indi? Bak tartaklandı. Buradan oyuncular 3 Temmuz ayrı ama özellikle 5 Nisan 2016 tamam adam diyor ki 10 yıl artık bardağa taşıran son damla oldu diyor bir şey. 5 Nisan 2016 için diyorum ki 15 Temmuz'a gidilen yolda kaos yaratılmak için yapılmış bir provokasyon. Ben bunu diyorum. Ama öte yandan da ben bunu derken Fenerbahçe Kulüp Başkanı 5 yıl sonra aklı başına gelip ya 5 Nisan 2016 diyorsa orada da bir tuhaflık. Bişar. Ben ki canlı yayınlarda her canlı yayınlarında söyledim. Yukan abi sana süper chatle bırakayım. Tamam. Yani bu arada şeyler de var. Hani onu da belirtmekte yarar var. 2021-2022 sezonu Galatasaray 5 Mart'ta Konya deplasmanına, 10 Mart'ta Barcelona deplasmanı, 14 Mart'ta Beşiktaş'ta oynuyor, Allah Allah. 17 Mart'ta yine Barcelona. Bir hafta da onu takıldın abi onu ya. Onu söylüyoruz da onu anlamıyor. Takıldın abi. O zaman ben sana başka bir şey söyleyeyim. Senin hocam Fatih Terim 3 günde bir oynayınca 3 günde bir oynamak kazanınca diyorduk 3 günde bir oynamak daha motive eder diyordu. Aynı Fatih Terim benim 13. yaptığı sene de diyordu ki beyler 3 günde maç oynuyoruz beyler yoruluyoruz diyordu. Niye fikstür böyle diyordu. Ya bırak aynı şey bak abi verdiğiniz örnekler birebir otursun. Güven Kocagöz demiş ki bitti mi? Ya adam benim Avrupa'da maçım ertelendi diye bu maça çıkmamazlık yapmıyor. Adamın argümanları başka. İki argümanı var. Neymiş? Yabancı hakem getireceksin ve erteleyeceksin. Ya abicim bak. Tek argüman var. O ilki.
O ilki Trabzon maçı bu işin orayı niye saymıyorsunuz abi? Tamam, bir Trabzon tane kulüp, bir tane siyasi oldu. Parti senin kulübüne geçmiş olsun dilememiş ya. Sen ne anlatıyorsun abi? Abi? Bak o başka. Adam diyor ki beni kimse istemiyor diyor. O zaman ben bu lige çıkmayacağım diyor. Veyahut da bu maça çıkmayacağım. Tamam. Tepkimi çıkar çıkmaz. Ben tepkimi bundan bak adama. Kendi dedi ki çıkmayacağım. Sonra çıkacağım dedi. Abi tamam o onun kendi sorunu. Olmayacağım başkan dedi. Olacak. Allah Allah. O başka bak çıkmayacağım abi, onun dedi. Hesabını kendi dur, kongresine verir. Ben dedi bunu kongreye götüreceğim. Sonra kongrede ne anlattı? Küme düşme, neden küme düşmemeliyiz'i anlattı Ali Koç. Abi bunu tartışalım, bu başka bir şey. Ben bunu diyorum. Bak bunu tartışalım. Zaten bu kararın ben çok böyle net yaptırım bir karar yaptırım olduğuna inanmıyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki adamın argümanı yabancı hakem vermediniz ve maçımı ertelemediniz diye ben bu maça çıkmıyorum değil. Adam diyor ki kardeşim ben diyor Trabzon'da bardağı taşıran son domlu oldu diyor. Beni ne bir kulüp bana diyor geçmiş olsun diledi diyor. Ne bir siyasi parti bana diyor geçmiş olsun diledi diyor. Geçmiştekilere baktığın zaman diyor demek ki diyor net bir şekilde diyor Fenerbahçe düşmanlığı var diyor. Adamın tek yani yok yabancı hakem gelmedi diye o zaman buradan çıktığın zaman yabancı hakem gelmedi diye ligde de mi maça çıkmayacak? Onu mu anlamamız lazım? Değil. Bu adamın argümanı bu değil yani. Şimdi geçmişte ertelenen de maçlar var. Onların hiç tarihini vermiyorsun. Ertelenmeyen de maçlar var. En basit bir örnek veriyorum. Diyorum ki ya diyorum Galatasaray da Avrupa'da tur atlasaydı bugün ikisinin maçı olsaydı Galatasaray da oynayacak diye veyahut da Galatasaray'ın bu hafta başka bir maç olsaydı Mehmet Büyükeşi Galatasaray'ı erteleyecekti. Asıl o soruyu şöyle evet. Sorsak daha iyi olmaz mı? Fener'in maçı Avrupa'da olmayıp Galatasaray'ın Avrupa'da olup ertelenir mi bu maç? Ona bir şey değil, günahına girmeyin. Ha, işte o önemli. Bak, ona bir şey değil, günahına girmeyin. Bulmak lazım. Bir ihtimal olur ama %100 yapar demem. Bak %100 yapar İkisinin demem. Ertelemedikleri zaman da var. İkisinin de olsa ertelenirdi. İkisinin de olsa ertelenirdi. Bence ertelenirdi. İşte orada o zaman ne oluyor? İkisine de kötü olmayalım. Aynı Icardi olayında. Bir şey varsa 5 maçı yapıştıracaksın. Yoksa bir maç verip eyyam yapmayacaksın. Aynı Trabzon olayı. Ya bir dakika bile ceza vermeyeceksin. Cezalı da görürsen 10 maç vereceksin. Ya da maçı ne yapıyor? Edeceksin. Halbuki bir dakika bile ceza vermemen lazım. Ulan sen Trabzon maçından sonra Halil Umut Meler'e maç verdin yanılmıyorsam lan. Sen neyi anlatıyorsun ya? Ya da Galip Bitiken birine daha girip kötü yönetimden sonra maç verdiler. Yani abi olayın öznesindeki adam, olayın odağındaki adam hiçbir şey konuşmuyor. Pişmiş kelle gibi sırıtıyor. 18 Temmuz'da kongreyi alıyor. Adamın gidecek stadı yok, çalacak kapısı yok. Adam bunları cevaplamak yerine diyor ki bizi bölemeyeceksiniz diyor. Ezan susmaz, bayrak inmez diyor. Lan sen milletvekili misin, federasyon başkanı mısın? Böyle bir şey olabilir mi abi? Evet. Şimdi Ümit yani abinin süper chatleri okuyacak mısın? Okuyacağım. Burada erteleme olayı, yani erteleme istemek biraz da bahane başkanım. Tek olay burada Galatasaray'a yenilmemek. Benim yani kısaca bunu söyleyebilirim. Ama yenildi. Şunu hemen okuyayım ama abi. Yani. Güven Kocagöz demiş ki gol attığımız için özür dileriz. Evren abi sen de söyledin. %50-50 şans dedin. Nereden biliyorsun yenileceğini? Kendi ağzından dedin. Çıksaydı keşke. Galatasaray'a. Tamam %50-50 dedin. Yenileceğinin tamam, garantisi var mı? İşte yenilmemek yani işte ondan korkuyor. %50'ye bile gelir. Ya yani. Abi elinde sonunda sen Galatasaray'ın bir dakika bir şey ama Ali Samet'le oynayacaksın abi Galatasaray'la. Belki ona da gelmeyecek. Nerede olur mu abi? Vallahi 4 puan olursa gelmez. O zaman oraya da gelmez. O zaman ben tamam Evren abi haklısın derim. Yani sanki bu adam ya Mayıs Nisan'ın 12'sine gelmişiz. Kaçındayız daha 7'sine mi kaçında? Galatasaray'la oynamak istemiyor. Mayıs'ın 12'sine bir ay sonra Ali Samet'le maç var abi. Oraya da mı gelmeyecek bu adam? Gelecek. Ya gelmedi. Buna gelmeyen ona da gelmez. 4 puan olursa tamam, niye gelmeyecek? Tamam gelirse ne diyeceksin? Gelirse de hoş gelmiş diyeceğiz, yeneceğiz. Ama öyle bir cevap yok yani. Yenerse yok, ne yapacaksın? Yenerse de yenebilir. Demek ki burada da yenebilirmiş. Burada niye çıkmıyor abi burası? Tamam. Burada, ama Evren abi burada konu Galatasaray'a yenilmemek değil abi. Sakatlıklar var, Galatasaray işte Olympiakos maçı var. Bir de Galatasaray'a yenilirsem şeyi var. İlk maça yani Fenerbahçe bu maça çıkmanda Olympiakos'u veyahut da bu maça ertelense Olympiakos'u yeneceğinin garantisi yok. Burada davranış modeli önemli. İşte abi bak. Fener'e karşı eşit davranmıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şunu diyorum ya. Trabzon maçından olan olaylar. Haklı haksız, haklılığı da var çok fazla. Verin onları dönsün. Diğer taraftan federasyonun tepkisinden dolayı bu maçı çıkmamaz yapmadığını düşünüyorum ben. Ya bu maçta Galatasaray'la oynamak istemedi. Yenilmiyor. Yok ya ortalık abi, karışmasın. Allah'ını çünkü iki sezondur yenemiyor, kaleye gidemiyor, gol atamıyor. Yani o kendinden bahsediyorum. Fenerbahçelerden bahsetmiyorum. Başkanın kendi düşüncesi bu. Ve bunu da uyguladı yani. Ben öyle düşünüyorum. O zaman senin başka bir göre Ramsberg'a gelmeyecek yani Ali Sami'ye. Ya 4 puan fark olsa şey oraya da gelmez. Der ki o an bir şey olur. Bak ama yine bak laf değişti. 4 puan olursa gelmez başka bir şey. 2 puan oldu gelmeyecek mi? 2 puan da gelir. Önde gelmeyecek ama mi? 2 puan da mecbur gelecek. Ama zaten bu olmadığını gösteriyor tavırlarını. Bak yani... abicim zaten orada bir şey de yanılıyorsunuz. Bak 4 puan olursa zaten oraya gidene kadar puan farkı 4 puan olursa zaten bütün bu yaşananlar unutulur.
Her şey unutulur. Trabzon'da unutulur, Kongre'de unutulur. Yok be, unutulmaz İş, bakıyor. Bu sefer Ali Koç'a istifa edildi insanlar. İşte Ali Koç onu anlayamıyor. Bak, o kadar gerdi ki gereksiz yere. Ya Ali Koç'un bir röportajı var ya, demiyor mu Ocak ayında Nisan'da oynayalım mı, oynayacağız maçı? Nisan'da oynayacağız. Kendi söyledi, Nisan'da oynayacağız dedi. Orada boşluk vardı. O gün için fikstür oydu. Ha. Bilemiyordu ki kupada gidecek gitmeyecek. Bilmiyordu. Abi zaten hiçbir şeyi bilemiyor başkan. Her şeyi bilmeden konuşuyor, sonra bu oluyor. Bizim suçumuz bu abi. Bu arada araştırsın bilsin, ona göre. O tarihte de 7 Nisan Olympiakos maçları ne zaman? O hani çeyrek final konferans maçlarının o tarihte oynayacağı belli. Tamam. Yani Fenerbahçe kulübü turu geçtiğini biliyor. Son 16'ya kaldığını biliyor. Kupayı almak istiyorsa o takvimin biliyor olması lazım diye bekliyor herkes. Yani bilmeme ihtimali yok. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı en son şut attığında dolar 7 liraydı abi. Bak şimdi bak. Oğlum yani kusura bakma dangalak. Bana ne hocanın oyuncuların görüşünden. Ben kendi tamam, görüşümü söylüyorum. Allah Allah. Yasir. Espriyi kaçırdım. Kaçırdım. Aldım da Ümit abi bir yere daldı. Kafam bir kaldı. Junior 55 demiş ki Evren abi şu mübarek gün bir dua oku Galatasaray'a. Zeki Murat Göl'e demiş ki Olympiakos bana ne lan Zeki Murat Göl'e. Ben bak, kendi şey fikrimi söylüyorum. Akon musun? Bidon musun? Takon musun? Bak bir şey söyleyeyim. Sana bırakıyorum abi. Dur. Okan abiye bırakmam lazım. Ne olur. Berat Turmuş demiş ki Okan abiye bir sorun var. Okan abi kariyerinizde efsane olmak varken neden Beşiktaş'a gittiniz? Hak ettiğini görmemiş oyunculardan birisiniz bence. Galatasaray'ın bize gelmeni çok isterdim. Hacı Eli Açık demiş ki şimdi Icardi golü ilk dakikada mı yoksa... Galatasaray'da geldi. Hacı Eli Açık demiş ki geldi şimdi de Icardi golü ilk dakikada mı yoksa son dakikada mı atmış oluyor? Güven Kocagöz demiş ki Metin Oktay şimdi Ejasa ve bu hakaretleri duysa sadece ağlarınızı denemekte kalmazdım. Tövbe bismillah. Şimdi bir dakika abi. Bırak, bir tane tane git. Metin Oktay'a ne hakaret var burada? Yok bak diyor ki... Adam Metin Oktay'a övgü var. Hayır. Erden Tumur'a ve Galatasaray'a hakaretleri duysa diyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir de Erden Tumur'un da Erden Tumur'un açıklamanı duysa ne yapacak? Böyle bir yöneticim olduğu için utanıyorum diyecek. Onu da der ama Ali Koç da Galatasaray'a himmetle duayla ayağa kalkan camiasınız, FETÖ'cüsünüz, beka sorununuz derse Uğur Dündar'ın onları cevaplaması lazım asıl. Tamam senin o da ona başkanı... derse ki senin kardeşin ananaslar falan katarsa o da onu der. Tamam mı Ümit abi o da onu der onu da der ne diye. Öyle abi bir yerden başlayacak. Bütün bak. Bu işler yap özür dile yap özür dile. Ama buradaki sen şimdi beka şey... sorunu dersin ona ondan bence sonra cevap ver. Kara benimki senden bak, kara. Bireysel ayrı bir şey ama bütün camiaya bak camiaya beka sorun demek bence korkunç bir şey. Ya abi ne anlatıyorsun? Siyasette kimler kimlere neler diyor Allah'ını seversen. Hayat öyle bir hale gelmiş ki. Ne kimler kimlere futbolda, neler diyordu yani böyle konuşturman ya, yani. Futbolun da siyaseti var. Fenerbahçe dostumuz değildir. Keman Keş demiş ki sevinmesin demiyoruz sevinin ama taca atacağım 17 yaşındaki çocukları kandırdınız. Sonra şampiyonlar ligi kazanırız. Ya yok belli değil öyle bir şey olduğu ya. Sanki bir an birisi bir şey söyledi inanıyorsun gerçek diye ama. Mehmet Akif Akbaş demiş ki Fenerbahçe'nin bugün yaptığı resmi basın açıklamasının içinde Fenerbahçe U19 takımı ile Süper Kupayı kazanmaya çok yaklaşır cümlesi var. Acınacak hale düştüler. Emre Ak demiş ki Ümit Hocam Bişar gibi moderatör görünen trollere aynı şeyleri bir haftada 10 kere tekrarladın. Hala aynı şeylerin algısını yapıyorsun. Yorma kendini. Sen yorabilirsin Emreciğim. Atabildiğin kadar süper çalış. Yo 6 demiş ki o sevinci kudurun diye yaptık. Taca atacaklarmış, protesto edeceklermiş. Kimse Galatasaray'ın karşısında şov yapamaz, rezil eder cimbom. Ultra Aslan Murat Akova demiş ki 2006 Apia kaçırdı, 2008 Volkan hata yaptın, onu da attı. 2010 Trabzonspor'u yenemedin, 2012 bizi yenemedin, 2020 Sivas'ı yenemedin. Hatayı kendinizde arayın demiş. Young 415 demiş ki Ali Koç tüm Kadıköy'ü hipnoz etmiş, hep dış güçler. Hakikaten de bak 2006 Denizli'ye Apia kaçırmasa gol, bitti. 2008 Volkan elinde kaçırmasa şampiyonuz. Babağın gibi olmuş. Aynen. 2010 Trabzon'u yensen 3. şampiyonluğun. 2012 kimi yenemedi? Galatasaray'ı yenemedi. 4. şampiyon. 2021 Sivas'ı yenemedi. Ya kendi yensen 5 tane şampiyonluk ekstra. Ya geçen var. Sene Giresun'u İstanbul'u bir de şeyi yensen şampiyon. Yok hayır bu direkt şampiyonluk maçları yok abi. Tamam o, hadi bu da bunlar da şampiyon. Yenebileceğin takımlar yani. Yedek kadroyla çıkıp yenersin bunlarla. Şimdi ya, bak bir şey soracağım. Abi. Bak şu fikstürü görüyor musun? 28 günde 7 tane zorlu maç. Evet. Bak Başakşehir'in Başakşehir olduğu zamanlar Gençler evet. Birliği de çok iyiydi. Trabzon da iyi zaten. Trabzon her zaman iyi. Bu sene biraz kötü. Bak Bayern Münih oldu. 3. bu sene. Bak 25.02.2018'de Fenerbahçe ile bak Bayern Münih maçından sonra derbi maçına çıkıyor ve Beşiktaş talepte bulunuyor. Kupa maçını erteleyelim. Sonra ligde diyor Trabzon deplasmana gidiyor. Zorlu bir deplasmanımız vardı. Bak böyle bir teklifte federasyona ve Fenerbahçe'ye talepte bulunuyor. Fenerbahçe kabul etmiyor. Bak, Fenerbahçe kabul etmiyor. Ne ben yapıyor? Çok iyi biliyorum. 25.02.2018'den sonra kupa maçı var. 01.03.2018'de 05.03.2018'de de gel. Bir saniye. Bir dakika abi tane şunu söylüyorum. Bana. Bak.
25-02-2018. Ya bırak 25'i. Maç maç anlat. 25'te gelen alırım ben. Beşiktaş Fenerbahçe'den sonra. Bak Bayern Münih'ten sonra bitler bir maçına çıkıyor kendi sahasında. Beşiktaş ligde. Sonra kupa maçı ligde. Var. Sonra kupa maçı. Beşiktaş gidiyor talepte bulunuyor. Bak Fenerbahçe kupa maçını oynamayalım. Zorlu bir Trabzon maçımız var diyor. Dinlenelim. Zaten şampiyon. Tabii. Federasyona bir de Fenerbahçe talepte bulunuyor. Peki. Fenerbahçe kabul etmiyor. Tamam. Ben o zaman isyan etmiyor etmiştim kardeşim. Ekranlarda. Etmiyor mu? Etmiyor. O zaman niye kalktınız da Galatasaray maçından önce ligin en kritik maçı dediniz? Hangi maç için? Ligdeki. Bu seneki. Demeseydiniz. Üçüncü olmak için kritik maç hocam. Sen de burada Beşiktaş yorumcusunuz dedin ki sizin maçınızın oynanmasını kabul etmeyen bir takıma ligin en kritik haftasını ne diyorsunuz deseydin. Anlamadım neyi dedin? Bir dakika dur tek tek söyle. Abicim Beşiktaş Galatasaray maçında. Bu sezonki mi? Evet. Tamam. Kalkıp kritik maç diye. Evet hocam derbi maçların hepsi kritiktir. Ben sonra kaldırımda bile oynansın kritiktir hocam. Madem böyle içinizde bir kim var. Ya benim o zaman... benim kimsede kinim olmaz. Ben öyle bir gerçeği anlatıyorum. Ben algı yaratmıyorum. Bir dakika abi tamam. Ben bu görüntülü olarak siz bir hafta boyunca kalktınız öyle bir algı yarattınız ki sanki bunları size Fenerbahçe yaptırıyor. Sanki bunları yok. Koç yaptırıyor. Erhan abi öyle oldu mu olmadı mı? Herkes Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı Fener'den yana bildin mi bilmedin mi kardeşim? Onu söyleyen ne olur? Geçen sene de gittik Kadıköy'de yendik. Tamam, o zaman yani, Galatasaray'dan yana mı olduk? Abicim bak bu şart. Olur mu öyle ya şey hocam tamam, ya? Tamam bir şey söyleyeceğim. 10 kişi yani. Şu anda bu lig maçı değil. Bakın şu lig maçı olsa temel sıkıntı şu bak sizin anladığınız zaten şu. Kupa maçı bu da kupa maçı o da kupa maçı o maç abi değil. Abi tamam bir, bu her Türkiye kupası maçı. Kupası evet. Türkiye kupası. Önemli. Tamam mı süper ama kupa. Ama derbi maçı. Ya 3 defa ertelenmiş. Ne oldu belli değil kupanın. Yani 3 defa ertelenmiş kardeşim bu kupa. 4. kez ertelen ne olur. Hocam ben burada Fenerbahçe'ye vurmak veya da saldırmak amaçlı konuşmuyorum. Ben örnek olarak Beşiktaş'ın zamanında oynadığı zorlu fikstürde kupa maçının ertelenmesinde talepte bulundu. Ya bunlar aynısı geçmişte Galatasaray'da oluyor. Galatasaray'da Fener'de de oluyor. Ama buradaki Fener'in ertelenmiş. Bak şunu anladığın zaman bunu hiç konuşmasın. Fenerbahçe maçım ertelenmedi diye maça çıkmıyor. Ondan değil. Ona bir şey demiyorum. Bunu anlamak lazım. Şey Fenerbahçe benim maçım ertelendi diye maça U19'da çıkmıyor onu, ertelenmedi onu diye. Onu o zaman çıkacak Aziz Yıldırım. Ya söylüyor adam abi adam diyor. Kardeşim sebepleri nedenleri o. Ya ama ne, ya. Bişar'da ne diyor yabancı hakem ne diyor maç. Ya Bişar diyor sen ya Bişar Ali Koç'un vekili mi yani? Bişar söylüyor. Bişar tahmin ediyor sen Bişar nerede dediğine neyle biz 4 tane yorumcuyuz. Bişar'ın dediği Kur'an-ı Kerim'in ayeti mi? Senin dediğin anayasanın maddesi mi? Açıklamalar yapmadım. Abi adam diyor ki bak bunlar oldu tercihlerimizde bunlar vardır. Adam biz lig maçımız ertelenmedi veyahut da bize yabancı hakem gelmedi diye çıkmayacağız demiyor. Yani Trabzon maçı bardağı taşıran son damla oldu diyor. Bize ne bir geçmiş olsun diyen kulüp oldu diyor, ne geçmiş olsun diyen bir parti oldu diyor, ne bir milletvekili oldu diyor, ne bir bakan oldu diyor. Tamam. Biz diyor hep diyor otobüs kurşunlanma olayı, efendim işte 3 Temmuz olayı. Bak ha. Sebepler bunlar diyorsun değil mi? Yani bir birikmişlik tamam, birikmişlik. Sonrasında bu maça patladı. Diyor ki adam Beşiktaş takımı Federasyon Fenerbahçe'ye Karagümrük maçının iptalini söyledi. Bak burayı unutma. Burayı atlama. Tamam. Ve federasyonun bahanesi ne biliyor musun? Olympiakos da diyor sizin Karagümrük'le oynayacağınız hafta diyor maçını iptal etti diyor. Biz de diyor sizin maçınızı iptal ediyoruz diyor. Tamam. Sen Olympiakos'un federasyonusun benim federasyonumsun lan. O konuda haklısın. O konuda bir şey Olympiakos bu hafta oynamış mı lig maçını? Ama o oynadı. Fenerbahçe verdi. Kim verdi? Fenerbahçe dedi ki hayır. Olympiakos'un da maçı ertelendi dedi. Evet. Futbol Federasyonu da şu açıklama tamam. Dedi ki Olympiakos'un maçı ertelendi diyorsunuz ya dedi. Tamam. O Karagümrük'ün olduğu haftadaki maç. Biz de çok istiyorsanız biz de tamam, erteleyelim. Tamam ben de diyorum ki doğrusu tamam Fenerbahçe bu örneği verdi mi? Federasyonun haddine mi Olympiakos'un maçının ertelendiği hafta Fenerbahçe'nin maçını ertelendi? O mu karar verecek onu? Hayır bak federasyon orada şunu diyor Allah var bak abi. Diyor ki ya Süper Kupa'ya takvim yok. Bunu beraber ya belirledik. Ya hadi bırak şimdi bak, beni bir şey Allah'ını seversen bunu ya. Bunu beraber belirledik. İlla şartsa İki Olympiakos maçı arasını erteleyelim diyor. İlla bunu istiyorsanız iki Olympiakos maçı arasını. Abi şimdi bak bu Süper Kupa'yı bahane edemezler. Bak ben bir kere sen kalktın, sıkıştırdın, her türlü rezilliği yaptın. Cumhuriyet'in 100. yılında bu kupayı aldın, Arabistan'a götürdün. Buna Fenerbahçe'si, Galatasaray, Ali Koç'u, Dursun Özbey, Mehmet Büyük hepsi dahil. Orada savunmam. Ama 3 defa bu kupayı erteledin, takvim yok. At lan kenara. 2011 Süper Kupası oynanmamış. Bu senenin Süper Kupası oynanmamış. Bu önümüzdeki senenin yani bu oynanan içinde olduğumuz sezonda Süper Kupası gelecek. 3 tane Süper Kupa. Siz zaten bu Süper Kupaya federasyon olarak değer vermemişsiniz ki kulüpler bu kupaya niye değer versin? Lig maçı olsa dediğiniz haklı. Bir de diyor ki siz bizim Olympiakos maçı erteledin. Tamam Olympiakos'un maçının ertelendi hatta sizin maçınızı iptal edelim. Niye ya? Olympiakos ne zaman ertelenirse benim maçımı o zaman mı erteleyeceksin? Bırak yani. Bir günde dediğini yap. Bir ya günde dediğini yap. Doğru yapıyor abi. Bir günde dediğini yap. Geçen seneden beri. Böyle bir dünya var mı yani? Sen Olympiakos'un federasyonu musun? Benim federasyonum musun? Sen bu Olympiakos'un maçının ertelendiği gün
şu cevabı veriyorsan, bak şu cevabı veriyorsan, Olympiakos'un maçının ertelendiği gün, ertelendiği hafta biz de sizin maçınızı iptal edelim diyorsan, seni o zaman oraya Miçotakis atamıştır Mehmet Büyükekşi. Bu kararı sana Miçotakis mi aldırıyor? Tamam, tamam. Sen atanmışsın da Miçotakis tarafına atanmadın. Tamam, çok güzel. Ben konuşabilir miyim şimdi? Buyur çok abi. Galatasaray Ronaldo'yu alıyormuş herhalde. Ronaldo Cristiano Ronaldo. Ha. Gerçekten var böyle bir şey? Yani şu an görüşüyor. Harbiden mi? Niye abi? Formasını almaya gidecekler. Niye abi? Halil'den. Niye gelmez? Nereye gelecek? Ama Dropka adam 200 geliyor, 300 milyon euro alıyor. Halil'den formasını alıyor. Falcao geliyor, o niye gelmez? Baba drone al. Değil mi? Adam 200 milyon alıyor. Nasıl alıyor? Abi, sana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım Okan abi. Ben dur dur ben Mehmet Büyükekşi ile ilgili doğru söylüyor. Doğru da Mehmet Büyükekşi. Sen diyor haklı. Ben de Süper Kupa'yı. Fenerbahçe. Olur ya. Geçen sene şampiyon olma ihtimali olmazdı da belki. Yani Fenerbahçe Süper Kupa maçını vardı abi geçen sene şampiyonluk ihtimali kendi eliyle attı gitti. Galatasaray'a karşı değil de Başakşehir'e karşı oynasaydı mesela. Erteler miydi, ertelemez miydi? Evet. Bu kime sorulması gerekiyor? Sevgili Ümit Özat'a soralım. Bana değil. Niye oğlum be Ali Koç'un basın sözcüsü? Hayır hayır. Şu an öyle. Şu anda sabahtan böyle söylüyorum. Ümit Özat'ın koş. Son günlerde öyle aldım. Ben anlamıyorum baba. Bir hafta Galatasaray'ı. Bak. Fenerler bir hafta Galatasaray'la yapıyor. Galatasaray'lar bir hafta Fenerli yapıyor. Kardeşim ben Beşiktaş'ım. Yarışta olmadığımız için çok fazla topa giremiyorum, dalamıyorum. Ha, Ümit Hoca'ya bir cevap vereyim. Beşiktaş o maça Galatasaray maçı kritik hafta. Neden kritik hafta? Üçüncülük için Avrupa kupalarına gidebilmek için o maçı kazanmamız gerekiyordu. Derbilerin her maçın önemi vardır. Sen de biliyorsun yani. Kendi seyircisinin önünde kötü giden bir sezonda Galatasaray'ı yenmek zorunda Beşiktaş. Annesi fark etmez. Yok yok geçen bu seneki olayı söylüyorum. Bayağı mühim maçı var. Bu seneki örneği veriyorum. Hayır ben o ertelemeyle ilgili o Zeno kupa maçı Trabzon maçımız var dediler ertelenin kabul etmedi. Ya bana kalsa şunu şimdi bak federasyon takımı maçı ertelenmesin. Ya tabii ki de ertelenmesin. Ama geçmişte örnekler olduğu için bunu konuşuyorum. Şimdi kardeşim federasyon başkanı ile ilgili en çok isyan eden takım kimdi? Sezon başından geçen seneden beri Beşiktaş camiası Beşiktaş kulübü. Arkasında duranlar kimdi? Galatasaray başkanı ile Fenerbahçe başkanı. E şimdi niye onlar istemiyor? O zaman niye Beşiktaş kulübünün başkanının yanında başka durmadınız? Başka bir konu bunu konuşalım. Tamam hayır hayır. Şimdi isyan ediyorlar başkan federasyona. Başka bir konu değil hocam yani oradan buralara geliyor. Tamam bunu göremediler mi? Öngöremediler mi buralara geldi? Buralara geleceğini öngöremediler mi? Sen nerelere getiriyorsun konuları sabahtan beri? Nereye getiriyorum sen? Sen ne dedin Galatasaray maçına? Hayır, Galatasaray maçına getirdin az önce Beşiktaş Galatasaray tamam, maçına. Tamam ben zaten Federasyon başkanı diyorum. Bırakmalı diyorum. Ben senin bırakmamalı demiyorum. Ben başkanları söylüyorum. Niye sen biraz önce Ali Koç'un sözcüsü diyorsun? Ben demiyorum. Sen cevap ver dedim. Tamam veriyorum cevap işte. İşte ben diyorum oynar mıydı Başakşehir'le veyahut da işte Trabzon'la. Başakşehir'le olsa oynamayabilirdi. Ama başkanları olsa oynayabilirdi. Karagümrük veyahut da. Çünkü onların Fenerbahçe'ye karşı bir şeyi yok ki abi. Bu olayların odağında Galatasaray var abi. Her şeyi başlatan onlar. Aralarında bir kavga bak, var ya. Ben bu tekrar söylüyorum. Bir husumet var aralarında abi. Bak bak niye böyle yapıyorsun? Bak tekrar adamlar söylüyorum. Adamlar arasında husumet var. Bu bir gerçek. Dün söylediğimi tekrar söyleyeyim. Dün söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Bak arkadaşlar. Bak arkadaş. Fenerbahçe kulübü. Bak Fenerbahçe kulübü kardeşim. Kim neden? Sergen Hoca dönemiz. Şampiyon olduğu dönem Beşiktaş'ın. Sivas'ı yansı şampiyon oluyor mu? Olmuyor mu? Eliyle verdi mi kupayı? Verdi. Kendi sahasında ya. Ulan bak ben ne yaparım biliyor musun? O sahada hiç oyuncular taktik sistem. İşte şöyle varyasyon sağdan kanatlarda falan değil. Ne derdim? Biliyor musun bak sahanın içinde. Hocanın yanında olsam kulübede. Arkadaşlar derdim. Bak derdim. 1.90 dakika ha. 1.90 dakika. Çıkacaksınız. Karakterinizi yürü. Sistem taktik maktik yok. Bir bam, sezonun, bam bam. O bir sezonun artı 7 sezonun şampiyon olamamışını bu maçta kazanacağınız şampiyon yapacağınız derdim. Niye ver elinden verdi aldı? Ben zaten bak o hata. Ya. Bir. İkincisi. Dinlenmek gel geçen ne? Sene abi. Sen Ümraniye'yi. Ya ben gaza gelmiyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Ümraniye'yi. İstanbul Sporu. Bir de kimi? Yenemiyorsun sen içeride hocam. Ya kardeşim teknik hataları konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben anlatıyorum. Lütfen onları sen konuş. Sana o yakışıyor. Şunu anlatma yakışıyor sana. Bak. Sana bu konuları Fenerbahçe. Fenerbahçe. Tamam hakkı yendiği sezon. Bir dakika abi. Hakkı yendiği sezonlar oldu mu? Oldu. Ben kabul ediyorum. Şampiyonlukları çalındı mı? Çalındığı sezonlar da var. Ben burada net bir şekilde bir Beşiktaş olarak söylüyorum. Ama kendi eliyle de 3 tane 4 tane benim gördüğüm şampiyonluk var. 6. Benim elim benim gördüğüm verdi. Bak benim gördüğüm verdi. Sen o sırada sahadasın abi. Biz bunların %50'sinden belki fazlasını ben zaten teknik olarak sen yapmadın demiyorum. Ben sana ben seni eleştirerek söylemiyorum. Yani ben yorumumu yapıyorum. Ama sen bu bunları savunuyorum veyahut da söylüyorsun demiyorum. Yapman lazım bu arada. Bir süperçete gireceğim hemen. Güven Kocagöz demiş ki Ümit Bey pardon. Hala anlamıyorlar. İlk kurşunu atan sizsiniz. Ananas deyince anlamayacaksınız o zaman. Galatasaray'dan kimse onlara hakaret etmedi de ne yapacaktı? Başkan Ali Koç sallasın o da dinlesin mi demiş. Yusuf Işır demiş ki Ali Koç ben varken şampiyon olamayacaklar diye. O zaman bırak başkanlığı da garipler şampiyonluk görsün bari. Ali Koç'un oyuncakları olmuşsunuz demiş.
Şükran Aliyev demiş ki Ümit Özat tüm kesin argümanları göz göre göre manipüle ediyor. Biz yemiyoruz. Kupa isteyen karşımıza çıksın yoksa konuşmasın. Erdal Kılıç demiş ki Fenerbahçe bizim pozisyonumuzdaki Avrupalı tüm rakiplerimizin maçları ertelendi dedi. Günün sonunda Konferans Ligi'nde maç yapmayan tek takım oldular. Fenerbahçe adalet değil ayrıcalık istiyor. Hakikaten de arkadaşlar bir bakar mısınız Yasir? Konferans Ligi'nde diğer takımlar pazar günü maç oynadı mı? Hepsini istiyorum. Bakın arkadaşlar kritik soru şu. Konferans Ligi'nde diğer takımlar Aston Villa, Yok, hepsi oynadı. Bütün hepsi... Olympiakos'un hocası da şaşırmış. Ona sormuşlar. Evet. Bir gülümseme yapmış adam yani. Yani ne alaka diye. Yani oraya tam kadro çıkmadı. Olympiakos maçına hazırlanıyor. Tabii ki öyle oldu yani. Olympiakos maçı. Ne olacak? Gelsin bu ligde o zaman Alcandır Federasyonu görsün. 3 hafta dayanamaz gider yani. Yani. Oradan gülüyor da gelsin bu ligi bir görsün bakayım ben neler yapıyor. 3 haftada Erdem'e bağlayıp gönderirler onu da. Bizince günlerce konuşan Ümit abi neden Ali Koç'un tehditini şey demiyorsun. Birol Uçan demiş ki Ümit Kaptan geçmişte ertelenmeleri örnek var diyorsunuz da peki geçmişte ertelenmeyen maçlar birden fazla sezonda söylediklerine niye kabul etmiyorsunuz? Sevgiler takipteyiz. Buyur. Şey şaşırdım. İsmail Hoca'nın hastalığıymış. 3 gün rapor aldı ya. O da onu Ümit biliyor mu? Gribal enfeksiyon olabilir. Nereden bileyim ben görev mi alıyorum? Yok yani. Ya ortada tutmuş. Biliyorsun yani virüs de var. Yani her türlü var olabilir yani. Ya hastalanmış mı ne olmuş? 3 günlük rapor almış da şaşırdım yani. Çünkü çıkacağız oynayacağız delikanlıcı gibi her yer dedi. Tabii. Hoca gelmedi ilk başta. Hakikaten hoca niye? Şey, sana bir şey söyleyeceğim. Bana onu kulüple ilgili bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Bana yükseliyorsun hadi bakalım. Şimdi bak yükseleyim. Tamam. Eyyamın kralını yapıyorsun evren değil mi? Bana sabahtan beri yükseliyorsun. Yayına çıkmıyoruz. İptal ettim dese çıkabilir misin buraya çıkıp? He? Çıkarım ben teklifini yaparım. Nasıl? Hayda, nasıl yapacaksın? Yaparım ya kulüp güzel başkanı demiş ki ben çıkmıyorum. Ha öyle mi diyor? Dışarı bırakırım istifa eder giderim. Vaaay! Hiçbir sebepsizce bir şey yoksa durduk yere. İşte duruş. Kardeşim bırakırım. Aynen bir şey engelliyorsun. Ay bir dakika. Bir oldu. Bir şey kardeşim gideceğim. Kritik bir oldu. Bir konu var. Mesela bir konu var. Sen de başkanı belediye için. Sen de dışarı inanıyorsun. Tamam mı? İnanıyorsun. Tamam mı? Bir dakika inanmıyorum diye bir şey o anın ne getireceğini bilemezsin. Yani İsmail Kartal'ın düşüncelerinin veyahut da X bir Fenerbahçeli'nin düşüncelerinde başkandan farklı olması yani çünkü Fenerbahçeli olduğumuz için arkasında olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Ha sonra iç hesaplaşma kendi aramızda olur ayrı bir şey. Yani Galatasaraylı'nın her düşüncesi şimdi mesela Eray Yazgan diye bir adam çıkmış oradan Dursun Özbek diyor ki genel sekreterimizin söylediği bütün görüşler bizim yönetim kurulumuzu görüşlerini ifade etmektedir. Uğur Dündar'ı başkanından korkmamaya davet ediyorum. Ben de Eray Yazgan'ı Erdem Timur'dan korkmamaya davet ediyorum. Oo. Çıkıp bu ligi bitirtmeyiz dediğinde bu nasıl bir tehditkar söz? Türkiye Ligi'nde her şey Erdem Timur'un bu tehditkar sözleriyle başlamıştır. Ben bir Galatasaray yöneticiye bunu yakıştıramıyorum diyebildi mi senin genel sekreterin? Doğru. He? 85 yaşında Uğur Dündar'ın Ali Koç'tan korktuğunu söylüyorsun. Eray Yazgan'ın sizden korkmadığını söylüyorsun öyle mi? Rapor geldi. Bana iş yok, bana üstümü de getirmişsin sana zannediyorum. Sağlık raporundan oraya mı geçti? Çok ben de söyledim bunu. Güzel yazdı. İsmail Hoca'nın sağlık raporu ne oldu abi? Bilmiyorum ki. Yayınladılar mı onu? 3 günlük. Yani şöyle. Adamları sen yanlışa niye yönlendiriyorsun? Anladın mı? Bir doğru var ortada. Orada bir duruş sergilemek lazım. Oyuncuları da o duruma düşürdün, çocukları oraya götürdün. Şimdi sen kişisel egon yüzünden yani 6. şampiyonluk gidecek diye anladın mı? Sen orada insanları bu kötü şeylere alet ediyorsun. Sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorsun normal bir şey. Şunu Okan Buruk yapsa Galatasaray veya başka Beşiktaş hocası yapsa ortalığı birbirine yıkarsın. Bak yine kapattılar bir günde. Konu kapandı. Niye? Konuyu çünkü çok değiştirecek konu var. Hemen oradan federasyonu, oradan işte çocuklar topu oraya atmışlar. Oradaki o iki dakika niye sevinmişler, niye golü atmışlar. Yani bahane çok. Olayı başka taraflara çekmez çok. Buna da inanıyorlar. Hep söylüyorum zaten. Tuhaf. Ya bu taraftan gittiğin sonra şampiyon olamazsın. Olamazsın yani. Olamıyordu zaten. Olamıyorsun zaten. Yine olamazsan ne olacak? Yine devam. Bence yine başkan devam edecekmiş gibi bayramdan sonra öyle dedi. Gözden yani geçireceğim olamazsa da devam edecek. Yani gözden geçirecek. O gözden geçireceğim bence devam edecek. Yani devam edecek gibi gözüküyor. Yani o da ilginç. Ama çok açıklama önemli. Yok. Niye gelmedi abi üç gün adam? Ortada da yok yani. Hastaymış abi. Geçmiş olsun hastaymış yani. Bence de çok takıldı. Baktın ve attın. Var. Tamam bakıyorum. Victoria Pilsen, Aston Villa cumartesi, Lille cuma, PAOK, Kulüp Brugge, Fiorentina, Olympiakos pazar günü çıkmış abiler. Yani 4 takım pazar günü çıkmış, 2 takım cumartesi günü çıkmış, Lille cuma günü çıkmış maça. Yani hepsi oynamış. Hepsi oynamış abi. Tamam Ender'i Fenerbahçe çıkacak. O zaman Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında uçması lazım. Normalde öyle olur. Yani normalde daha dinlenik. Tabii. İnşallah da öyle olur. Avrupa kupalarında bütün takımlarınız başarılı olsun. Hep bunu söylüyoruz.
Ama burada maç oynayarak gitmek de büyük bir avantaj. Sen orada kupayı kazanarak da belki gidebilirdin. O zaman mentorlar daha da yükselir. Yani cesaretli olup buraya çıksan, korkmasan rakibinden, sen oraya daha da özgüvenli gidebilirdin. Tabii. Oyunculara da sorsan, hocaya da sorsan, İsmail Hoca bile oynamak istemiştir. Ben, ama diyor başkanım, ben James sen oynamak başkan bak, diyor, kendini diyor, ifade ediyorsun, oynamak istemiş olabilir istemiştir. Ama başkan bunu diyorsa adam yapmayacağım, kendi çıkmayabilir abi. Yani normal ya, yani çalışan kötü, neticede. Kötü alet oluyor, yanlış alet oluyorsun. Belki mecburiyetten, belki işte o konumu korumak için. Ama yanlış. Yanlış abi. Belki o yanlış yanlış diyerek bir duruş sergileyebilir. Sevgili Muşar, biz şimdi kendi açımızdan yorum yapıyoruz, düşünüyoruz da. Bir de başkanın yerine koyup kendinizi, yani şimdi yıllardır başkanlık yapıyor, hatalar yapıyor. Tabii burada eleştirilik, o da kabul ediyordur hataları yap. Öz eleştiri yapıp kendisinin mesela yaptığı hataların farkındadır. Ama abi, şimdi Fenerbahçe'de yıllardır yapılanlar da, bak ne dedim, kendi elleriyle verdiği şampiyon. Ama yıllardır yapılanlar da, 2011 sezonu, onlar bunlar filan, tabii kendi camiaları için söylüyorum bunu. Bunlar da onları da psikolojik anlamda etkilemiştir. Belki başkana kongrede, divanda da bir baskı da gelmiştir. Ya başkan çıkma veyahut da işte PAF takımla çık. O da onların önüne geçememiştir. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Bak dün de söylüyorum, bakıyorum bana. Yok yani şundan şu maçın, dolayı Okan abi ya. Maçın, ya şöyle söylediğine neden katılamıyorum biliyor musun? Bak Fenerbahçe camiasına da travmalar var. Doğru. Fenerbahçe evet, camiasında yaşanmamış bazı şeyler yaşanmış. Doğru. Ama Sayın Ali Koç biraz da kendi ikbali için bana kalırsa ortamı bu kadar geriyor gibi geliyor bana. Yani sırf bir 3 dönem ama 3 yıl daha Fenerbahçe kulüp başkanı olsun diye ortamı gerebildiği kadar geriyor. Tamam mı? Sonra da Fenerbahçeli kongre üyeleri bile kendisine reaksiyon gösteriyor. Ve Allah korusun, bak ben söyleyeyim. Allah korusun demeyeyim ama olur da şampiyon falan olamazsa Fenerbahçe. Yani başka bir şey. Ya. Ali Koç o zaman ya yani çok zorlanır bir daha Fenerbahçe stadyumunda maç izlemek bence için. Bence hiçbir şey olmaz abi. Öyle değil Evren abi. Bak. O kadar körü Mehmet Ali Aydın, bak Mehmet Ali Aydınlar mesela Fenerbahçe'de görev alamıyor şu anda. Değil mi? Bazı isimler de var. Hiç alamıyorlar yani. Ali Koç oraya doğru giden olayı görmüyor. Bu kadar marjinalleştirirse iş herkesi ve olayları reaksiyon çok yüksek olur. Bu arada Semih Tütüncü demiş ki efendim şimdi söyle. Semih Tütüncü demiş ki Evren abi stat kolunun işini çözün, yönetimle konuş. Harun Şirin teşekkürler. Yunus Bol teşekkürler. İlkay Ö demiş ki Galatasaray'a yenilip takımı toparlayamayacağım korkusu bu. Stat konusu neyi çözün demiş? Stat konusunda stat değil kolonu çözün demiş. Kolonu. Evet kolon işini. Ha. The Strange çok demiş ki Ali Koç'un tehditinde konuş Ümit abi demiş. SY36 demiş ki Antalya Kemer'den selamlar, sezon açıldı. Hepinizi misafir etmek isterim. Ruslar akın akın geliyor Ümit abisi. Ruslar akın akın geliyor bak Antalya Kemer'e çağırıyorlar. Furkan Gündoğlu demiş ki Antalya bu şey rakiplerin maçları derbi mi? Evren sen de çok iyi algı yapıyorsun. Raporun peşine düşmüşsün. Kutay Can Ergül demiş ki Mütçe'ye sorar mısın? Hatay deplasmanında 3 puanı Bayern Münih'i kaybettik. Direkt Adana'ya 2 saat karayolu yaptık. Sonra kimse de açıp ağzını konuşmadı demiş. Ümit abi ben bir soru sorayım. Perşembe günü de maç var. Fenerbahçe Olympiakos'u Olympiakos'ta iner mi? Ya ben minacı mıyım? Nereden bileyim abi Fenerbahçe Olympiakos'u? İl yok. Olympiakos'ta il mi yok? Orası Lamyam orası neresi? Nereydi sen? Atina değil mi? Pire yok. Pire. 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 Aynen öyle. O şakasını yaptık be abi. Ya şimdi aslında ben bütün nedenin olduğuna inanmıyorum. Ben aslında hiçbir takım maçının ertelenmesi. Ya ben size bir şey söyleyeyim ya. En basit bu işin ağlamasını Okan Buruk yaptı ya. Kalktı rakip 3 gün önce oynuyor, 4 gün önce oynuyor, biz 3 gün önce evet, oynuyoruz dedi. Ya sen gittin Kopenhag'da yenildiğin maçtan 2 gün önce Kopenhag'ın Danimarka Kupası maçı vardı. Sen 3 gün, 1 gün fazladan dinlendin gittin. Arkana baka baka geldin. Adamlar senden 2 gün, senden 1 gün az dinlendiler. Yani tamam söyledi de ama Galatasaray ligden mi çekildi ama? Hayır hayır ama şey, abi istedi, Galatasaray otobüsü konuşuyor adam. Ben başka bir konu o değil. Otobüs konu. Tamam Evren abi bir şey söyleyeceğim. Bak bak. Haklı da yani. Bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır şunu anlatıyorum. Vermek de yani devam. Abi maç ertelenmedi diye ligden tamam çekilmiyor. Ertelenme Evren abi o değil. Maç ertelenmedi diye çekilmiyor. Ve adam bunu söylüyor. Benim maçım ertelenmedi diye ben maça çıkmamazlık yapmıyorum diyor. Yani bu geçerli bir neden değil yani. Tek ve geçerli bir neden değil. Bir şey olmaz. O başka ben orada lafım yarım kaldı. Ben diyorum ki ben hiçbir takımın maçlarının ertelenmesini doğru bulmuyorum. Eğer Avrupa'da ya bütün bu Galatasaray içinde yarın Galatasaray'da böyle bir şeyde bulunursa onu da söylerim. Beşiktaş'ta, Fener'de, Trabzon'da olacak. Ben sana söyleyeyim yine bunları da konuşacağız bitmiyor, yani. Bitmiyor bu bitmiyor abi. Hocalar da söyleyecek. Keşke bizi ertelesin. Ama yarın bak şuraya gelelim. Lütfen bu kaydı unutmayın. Yarın aynı şey. Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam etsin. Maçı ertelenmesin. Ha maça çıkar çıkma. Bir Süper Kupa maçı olsun belki o da çıkmayabilir. Ligden çekilmedi Fenerbahçe. Süper Kupa maçına çıkmadı. Ama aynı teraneyi
Galatasaray ne yapacak? Bizim maçımız iptal olmadı kardeşim diye. Aynı algıyı onlar da yaratmaya çalışacak. Ya söylese bile maça çıkar Galatasaray. Yani bu kadar da. Abi çıktıktan sonra çıkacak. Süper Kupa maçı başka bir şey. Ne olduğu belli olmuyor. Ben bir kupa abi. Yani kırma bir kupa. Ne olduğu ama belli bak, değil Allah'ın seversen. Bu kupa yüzünden sen seneye Ziraat Türkiye Kupası'nda yoksun. Yoksun. Sen şimdi son 10 yıldır kazandığın bir kupa zaten Ziraat Türkiye. Ondan da yoksun. Ligden çekilince Türkiye Kupası'nda o hayır. Seneye yok. Çıkma ceza lig değil, değil değil değil. Yani. Ceza sağdan mı? Çekildi ya. Sağdan çekildi. Tam çekildi. 2 yıl. 2 yıl Beşiktaş'a gitmedi ya. 1 yıl. Ha, 1 yıla düşün. Maça çıkmasa değil mi? Yok. Sağdan çekildiği için 1 yıl. Onu göze aldı zaten. Zaten bunu Süper Kupa'yı geç. Zaten kendi federasyona yazdı. Maçtan önce söyledi zaten. Ziraat Türkiye Kupası zaten sizin olsun dedi ya. Evet. Direkt onu söyledi. Yani orada çıkmayacak. Şimdi Süper Kupa'yı hadi tamam. Ekstra bir kupa diyelim. Çıkmadı. İstemiyorsun yani. Çıkmadı da o yanlış da. İstemiyorsun. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoksun. Geçen sene onu aldın. O da gitti. Lig kupasını zaten alamıyorsun. Onu da hiçbir kupa alamayacaksın demek ki yani. Sen kupaları aslında başkan istemiyor. Yani diyor ya başkan. Bizi beni şampiyon yapmayacaklar. Kendi şampiyon yapmak istemiyor asıl. Kendi olmak istiyor. Yani o bilinmeyen bir hani şebeke var ya. İşte bu şeyi federasyon hakem üstü şebeke. Bir bilsek kim olduğunu, yani kimle savaştığını bilsek, düşmanı bilsek de bir o net bir değil yani. Düşman acaba kendi mi, kendi içinde mi bu şeyi yaratıyor? Çünkü hiçbir kupaya katılmak istemiyorsun. Kupayı nasıl alacaksın? Katılmasan alamıyorsun işte. Ya bu Süper Kupa yüzünden Ziraat Türkiye Kupası da gitti. Şimdi iki kupa gitti seneye. FIFA 1. Ligi almayı planlıyordu. Ondan da vazgeçti sonra. O da olmadı. Şimdi bir kupa kaldı. Bir maça kaldın yani. Veya işte bu kupaya kaldın. Bu da olmadı ne olacak? Yani anladın mı? Mantık olarak baktığında yaptığı normal değil yani. Hakikaten. Yani sporla, futbolla bağdaşmıyor. Yani taraftarların bir kısmı mantıklı olarak düşünenler vardır. Düşündüğü zaman bu nereye çıkacağını düşünmesi lazım. Hiçbir yere çıkmıyor. Ya Fenerbahçe o konuda hiçbir şey kupa kazanamıyor. Zaten bu tablo bir şeyi kazandırmıyor. TFF'nin başkanı değişecek zaten gitsin. Galatasaray'da zaten bunu hepsi istiyor. Öbür tarafa bakıyorsun hiç kimse istemiyor adamı zaten. Hadi VAR da değiştirdin, yabancı hakem getirdin. VAR'a baktığında hepsi zaten VAR ne güzel işliyor gidiyor yani onlar için bir sorun yok. O da değişti diyelim. Nasıl olacak yani? Nasıl kupayı alacaksın? Her şeyi değiştiriyorsun ama sahada bir şey yapmıyorsun. Yani sahada oynamak için, kupayı almak için bir amacın yok. Çünkü oralardan eleniyorsun yavaş yavaş. Kendin eleniyorsun. Bunu yaparak eleniyorsun. Yoksun yani. Yoksun, doğru. Avantajı da şu an kaybetmiş durumdasın. Daha hala şansın var ligde. O belli olmaz ama sonuçta Galatasaray avantajlı. Nasıl kupayı istiyorsun abi? İşte kupayı istemeyen burada, yani başkanın şampiyon yapmayacağı dediği konu kendiyle alakalı asıl. Kendi kendine istem dışı veya bilerek şampiyon olmuyorsun yani sen. O zaman niye başkanlık yapıyorsun? Sormazlar mı ya? Niye yani? Ama kritik soru şu değil mi zaten? Dedi ki ben varım diye Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıyorlar. Senin oraya gelme amacın Fenerbahçe'yi kupa kaldırttırmak, başkan ol. Hani. O. Yöneşlerin amacı yok. Geldiği zaman. Sen varken olamayacağına inanıyorsan niye başkan olmayı düşünüyorsun? Veya işte o şampiyon yapmaya. Ya da niye başkan olarak kalmaya devam ediyorsun? Şampiyon olmayacağını kim yapmak istemiyor? Onu bir öğrenemedik. Bir onu öğrensek. Olayı çözeceğiz yani. Yani başkanın kimle savaştığını çözemiyorsun. Kendiyle savaşıyor bence şu an. Öyle gözüküyor yani. Çünkü kupalarda yoksun. Kupalara katılamıyorsun. Tabii yok. O zaman niye? Ya amaç ne? Vallahi zaten orada koca bir soru işareti. Onu iyi düşünsün. Hep konuşuluyor. Kutay Caner Gül, Burak İnanç demiş ki İsmail Kartal'ın raporundan size ne? SY36 demiş ki Ali Koç TFF Başkanı olacak. Saadettin Saran da Fenerbahçe'ye gelecek demiş. Erden Timur'un açıklamalarını verebiliyor mu Hüseyin Ekran'a? Bu arada dur, buna girme. Ver görüntüyü, tamamını ver. O ha, sizin gittiniz. Bizim gittiğimiz görüntüyle girelim. Bugün Ahmet Çakar'la öğlen saatlerinde neredeydik? Ahmet Çakar'ın açıklamalarını görüntüler söyleyecek. Söyleme zaten. Sen söyleme sakın. Evet geldi. Abi nasıl geliyorsun? Dışarı yürüyüşünü gördün mü? Bana kalsa yardı olsun. Hatta bu gece gitsin. Ama bunun bir prosedürü var. İmza toplanmazsa, imza kapandıktan sonra 30 gün içerisinde toplanmazsa FIFA'ya başvurma hakkı doğuyor delegelerin. Sadece FIFA'ya değil, aynı zamanda yerel mahkemelere de. Ne demek şey, kanun aykırı davranmak ne demek. Teşekkürler. Yok, siz bunu ne zaman planladınız gitmeyi? Bugün. Kendi kendine oldu. Dünden sonra mı oldu dediniz acaba? Yok, kendi kendine oldu. Bura nereye ya? Kulüpler Birliği Vakfı'nın içi. Ben neredeyim burada? Bir dakika, Kulüpler Birliği'nin böyle yeri mi var? Evet, Kulüpler Birliği'nin içindeyiz burada. Bu yerde oturup da mı hiçbir şey çözemiyorlar? Maslak'ta yani burası. Maslak'ta evet. Buraya gidip hiçbir şey çözemeden çıkıyorlar ya. Burası Kulüpler Birliği Vakfı'nın olduğu yer. Görüntü aksın, ortada aksın görüntü. Aksın. Başarı göremedi. Öğlen saatlerinde telefonum acı acı çaldı.
Ahmet Çakar araya Ahmet Çakar'dı. Niye seni yanına alıyor? Vallahi bilmiyorum. Dedi ki beraber gidelim dedi. Seni korktu mu acaba tek başına? Yok yani niye korktum. Dedi ki Mafra Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı var. Gidelim mi beraber dedi. Olur hocam dedim. Çok mutlu olurum dedim. Gidelim konuşalım. Hani görelim falan. Ve konu ne dedim? Yolda dedi ki Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için ilk imzayı ben vereceğim dedi. Gitti. Hoca mı? Tabii Ahmet Çakar biliyorsunuz Doğal Türkiye Futbol Federasyonu delegesi. Seçmeni, üyesi. Sebebi şu. Ahmet Çakar yani hakemde şöyle bir şey var abi. Belli bir sayının üzerinde Avrupa maçı yönetenler 5 hakem şey oluyor. Kalıcı delege oluyor ölene kadar. Ya da yerine yeri birini geçemezse. Yani Ahmet Çakar'ı geçen şu anda yaşayan bir Cüneyt Çakır var. Erman Toroğlu benim bildiğim yine delege. Fırat Aydınus delege olması lazım. Ama Ahmet Çakar her türlü delege yani. Ölene kadar delege gibi duruyor. Yani delegelerin hepsi gidip bunu yapabilir yani. Orada. Sadece o değil. Orada kimler vardı? Ümit abi, Okan abi onu söyleyeyim. Orada Murat Sancak vardı. Orada Süleyman Hurma vardı. Orada Yüksel Yıldırım vardı. Ve Ecmel Serralioğlu vardı. İstanbul Spor Kulüp Başkanı. Karabük Kulüp Başkanı. Samsun Spor Kulüp Başkanı. Bir de Metin Korkmaz var mıydı? Metin Korkmaz'la biz karşılaşmadık ama Murat Sancak vardı. Yani Metin Başkan evvel, da oradaydı ama Metin Korkmaz da oradaydı. Evet, Metin abi de oradaydı. Bizden evvel gitmiş. Yani gitmiş çıkmıştır büyük ihtimalle ama Metin abi de oradaymış. Yani aynen öyle. Aynen öyle abi. Şuraya gidişe baksana abi. Nasıl yani? Çok sert geliyor. Yok abi. Samet'li Cerrahpaşa başkanı içeride. Yalnız bu konuyla ilgili TFF şimdi açıklama yapmış bir saniye. Bunu da ver. Hepsini getiriyoruz. Ha. Şimdi ben içeride biraz sohbet ettik başkanlarla, değerli başkanlarla. Ha. Kalabalık mıydı? Bu söylediğim 5 kişi falan, falan beraberdik. Çok fazla yani bir odada beraberdik. Sebebini de söyleyeceğim ama. Neden çok başkanlar, neden böyle çok delilik imza toplanmadığını sebebini de söyleyeceğim. Şöyle biz çıkarken Beşiktaş geldi. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın geldiğini Mete Vardar'la biri daha geldi. İsmi aklıma gelmiyor. Kaan Şakul mu? Biri geldi ama ismi aklıma gelmiyor. Kusuruma bakmasın. Fakat onlarla karşılaşamadık. Biz çıkıyorduk o sırada. İmza topluyorlar delegeler. Olay da şu. Açıklamalar var zaten ama ben yeterli imza toplandı mı? Yeterli imza yok şu anda. Nedenini de söyleyeceğim. Hepsi de Mehmet Büyükekşi geldiği zaman bir başkanla konuştum. Tabii şöyle bir şey var. Bir sana, başkanla sana konuştum. Bizim, nedenini de söyleyeceğim sana, imza toplanmamasını. Bitireyim sana bırakayım Okan abi. Yok, sebebi sana. Şu. Futbol Federasyonu kulüpler Futbol Federasyonu'nu seçiyorlar delegeler. Ve mesela Süper Lig kulüpleri 3 delege gönderiyorlar herhalde. Doğru mu Samet? Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi orada tabii her kulüp kendi delegesini belli bir imza sayısı var. %40'ı herhalde. Toplam delege sayısının %40'ı 183 imzaya mıydı neydi ya da 163 imza. 163 imzaya gelirse Futbol Federasyonu tekrar seçim yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla 30 gün içerisinde seçime gitmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bu imzalar toplanıyordu. Onlar da noter aracılığıyla toplanan imzalar. Bu kulüplerimiz verdi imzayı. Ve bayram öncesi de 100'e yakın delegenin toplanacağı söyleniyor. Fakat bir hamle yaptı tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Dedi ki biz 18 Temmuz'da seçim yapacağız. Mali Genel Kurulumuz var. Bu arada 3 görev yılı daha varmış. Avrupa Şampiyonası ne zaman? Avrupa Şampiyonası'na ben çıkayım istiyor. Bak. Efendim? Şimdi açıklama yapmış federasyon. Geliyor şimdi. Ha. Futbol Federasyonu diyor ki Avrupa Şampiyonası'na benim başkanlığımda gidilsin. 3 yıl daha var değil mi normalde adam? 3 yıl daha görev yılı var. Mehmet Büyükekşi diyor ki benim başkanlığımda gidilsin. Şey de diyor ki... Ulan adam yapıştı bırakmıyor korkuyor ya. Bırak yok, arkadaş 18, ya. 18 benim başkanlığımda Avrupa Şampiyonası'na gidilsin sonra ben başkan olacağım. Tamam ya oraya da, orayı da görmek istiyor. Yeter abi. Hayır o sırada olmaz. Erkenden gideceksin hızlıca gideceksin diyor. Yo, Ahmet Çakar da bunu diyor. Bunu söylemiş olayım. Sonra Futbol Federasyonu açıklamasını verebiliyorsak ekrana verelim. Bu arada arkadaşlar dün gece tartışan Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı barıştı. Onu söyleyeyim. Bir sıkıntı yok. Bir aradılar yani. Ya bunlar yayınlarda oluyor arada bir. Arada yayınlarda oluyor. Bışar'la ben, Ümit Hoca'yla evlenme. Sabahına barıştı. Şimdi bir saat önce açıklamışlar evet. Değil mi? TFF Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurulu toplantısının Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2004 finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvaya başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar vermiştir. Kamuoyuna bilgisini yani sormak. Diyor ki ya Samet Allah be sıcak gelişme Ahmet Şaka ve Razım Hanım barıştı. Allah kaldırın bunu böyle şey mi olur? Diyor ki bu arkadaş. Tın diyor. Ya yani. Diyor bana diyor Avrupa Şampiyonası'na kadar müsaade edin. Aynen öyle. Ondan sonra diyor üstü kapalı bir şekilde. Ben gidiyorum. Ya bu adam atanmış bir federasyon başkanı. Her ne kadar oyla gelmiş olsa da
Düşünsene bir adam düşün, bir federasyon başkanı düşün. Bu adamın zamanında bir kulüp başkanı hakemi yumrukladı. Bu adamın zamanında İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti. Bu adamın zamanında Fenerbahçe'ye karşı sahaya taraftar atladı, Fenerbahçe'ye karşı bir şey neler oldu. Yine bu adamın başkanlığında bir sürü bahis gibi bir takım şeyler futbolda konuşuluyor. Yani bir federasyon başkanının görevi Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunmaktır. Federasyon başkanının milli takımı Avrupa Şampiyonası'na götürmesi başarı da yani onun hanesine yazmaz, götürmemesi de onun hanesine yazmaz. Ne payı olabilir ki orada? Hiçbir payı olamaz. Sadece şöyle bir payı olur. Trafik polisini hoca yapar. Yine orada başarısızlık gibi bir hanesine ondan önce belki Hamit istediği kadar getirmiş olsa da sen federasyon başkanısın. Göndereceğim dediği zaman göndereceksin. Bir adam düşünün ki onun zamanında bu kulüplerin başına, bu ülke futbolunun başına gelen şeyler hiçbir federasyon başkanına gelmemiş. Aklım erdiği günden bu yana bakıyorum. Şenez Erdik'ten, Özkan Olcay'dan, Abdullah Kığlı'dan, Haluk Ulusoy'dan, Yıldırım Demirören'den, Nihat Özdemir'den, aklımın erdiği günden bugüne bakıyorum. Bu federasyon başkanının, atanmış federasyon başkanının federasyon görevinde olduğu dönemde gelen olaylar bugüne kadar hiçbir zaman olmamış. Adamın bir tane seveni yok, bir tane isteyeni yok ve çok rahat bir şekilde adam maçlara çok rahat utanmadan, ya utanmadan derken hiç utanma, sıkılma hiçbir şey yok. Ya ben insanın biraz ne bileyim yüzü kızarır ya bununla beni bir insan bir yeri, adam çok rahat bir şekilde gidiyor. Yani hiçbir şeyin suçlusu kendini görmüyor ve adam resmen siyaset yapıyor abi. Adama bunları söylüyorsun, diyor ki bizi bölemeyecekler, ezan susmaz, bayrak inmez diyor. Ben bu adama ne anlatabilirim abi? Ben bu adama ne anlatabilirim? Bu adam ülke futboluna nasıl bir katkıda bulunmuş? Ne yapmış abi? İlk gün geldi bir rezerv lig çıkarttı. Dedim ki tamam abi. Değişimde fayda vardır. Onu da Ali Koç bozdu. Tamam. Ya kim bozduysa bozdu hata. 3 hafta sonra bu işten de vazgeçti. Kardeşim sen federasyon başkanı dirayetli değil misin? Sen kulüplerin emiri Ramazan mısın? Kulüplerin emiri Ramazan'ı mısın? Yoksa senin bir yaptırım gücün var mı? Demek ki her baskıya boyun eğebiliyorsun. Evet. Yani. Geldin Icardi rezilliği senin zamanında yaşandı. Trabzon'daki olay senin zamanında yaşandı. Yani hem ayranım dökülmesin hem yoğurt süzülmesin misali. Ben böyle bir şey görmedim abi. Herkese yaranmaya çalışıyor abi. Kıyakçılığın sonu ayakçılık. Bu kadar basit abi. Ne ya yapmaya çalışıyorsun yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu olaylarda konuşması gereken tek adam sensin. Sessizce duruyorsun. Ben diyor Türk Hava Yolları'na diyor gittiğimiz zaman diyor bize dediler ki diyor yapamaz edemezler dedim diyor. Türk Hava Yolları'nın diyor cirosunu diyor bilmem nereye. Kardeşim Türk Hava Yolları'na mı gidiyorsun? Demir Yolları'na mı gidiyorsun? İstanbul Deniz Yolları'na mı, İDO'ya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git futboldan uzak dur ya. Ya bu sizin işiniz değil. Buradan söylüyorum. Bir defa Türk futbolunun kurtulmasını istiyor musunuz? Türk futboluna hangi bak konu bugün ya da yarın. Hiçbir dönem siyasetin elinde olmasını istemiyorsanız ki bu Turgut Özal döneminden beri futbolda siyaset vardır. Bu bir gerçektir. O zaman bir kriter getireceksiniz. Ne yapacaksınız? Bana göre dünya üçüncüsü olmuş bir takımı komple federasyon üyesi yapabilirsiniz. Avrupa şampiyonu olmuş, UEFA kupasını almış Galatasaray takımının yerli oyuncularını kongre üyesi yapabilirsiniz. Belli bir sayıda milli olmuş oyuncuları kongre üyesi yapabilirsiniz. Kulüplerin, müthiş bir şey gerçekten müthiş bir öneri. Kulüplerin şampiyonluklarına göre her kulüpten mesela kulüplerinde kaptanlık yapmış veyahut da 300 maçı geçmiş, 200 maçı geçmiş, 150 maçı geçmiş veyahut da işte şu kadar şampiyonluk kazanmış gibi bu kriterler getirilerek 600 delegenin en az yarısı kadar buraya futbolcu delege monte edebilirsiniz. İşte o zaman kim olursa olsun mezardan Atatürk çıkıp gelse Türk futboluna siyaset karışmaz. Abi kusura bakmayın. Gelirken sesiniz çıkmıyor. Göndermek için 50 takla atıyorsunuz. Hepinizin göbeğe bir yere bağlı. Bugün bu federasyon başkanının gitmesini isteyen adamların hepsi gelsin diye imza veren adamlardı. Ben vermedim imzayı, siz verdiniz. Hayır diyemediniz. TFF, Türkiye Futbol Federasyonu. Bakın 612 delege var. 612 delegenin %10'u futbolcu değil lan. O zaman ne çıkıyor ortaya? Bu Türkiye Müteahhitler Federasyonu, TMF koyun. Ne bileyim başka bir şey koyun abi. Futbolun dışında her şeyin federasyonu bu. Futbolu kim yönetir abi? Kim yönetir? Kulüpleri yönetin. Gidin zenginseniz paranız varsa alın bir şey. Zaten öyle yapıyorsunuz.
Ama Futbol Federasyonu oraya yalandan bir tane adamı futboldan gelen ne bileyim Bayern'de oynamış, Real'de oynamış. Bu tek çare değildir. Gidin kulüplerde bunun bir sürü kriteri vardır. Çıkarın. En az mevcut delegenin yarısı kadar da buraya delege monte edin. Bakayım o zaman bu işlerin içine siyaset giriyor mu? Ben siyasete de bir şey demiyorum yani. Sıkıştınız mı adamların dibinde bitiyorsunuz. Onların da sizden istekleri olacak. Bu hocayı buraya alın, bu hocayı buraya alın. Belediye başkanı var hoca göndermek için. Bak, milletvekili hoca alan göndermek için. Olunca, Turgut Özal'la geldi diyorsun ya. Turgut Özal iktidarı da güçlü bir iktidardı. Ya oradan bir güç vehmet etmek adına Sayın o dönemki Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal da rahmetliye de tabii gidiyorlar, yanaşıyorlar. Bunu böyle yapın. Turgut Özal da kırmıyor. Ya tabii canım direkt dahili yok. Yani şöyle bak abicim. Şimdi şu bir gerçek. Ben ne söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı belki kalkıp Ahmet, Mehmet, Hasan olsun olmasın demez. Sorarsanız fikrini söyler. Ama ona rağmen bir yere gelemezsiniz. Ona rağmen evet. Gelemezsin abi bu gerçek. Bu bir realite. Bu bir realite. Ha, doğrudur yanlıştır tartışılır. Ama gidiyorsunuz nasıl yaparız nasıl ederiz. Veyahut da biliyorsunuz bazıları var. Adamcağızla görüşmeden giriyorlar içeri. Beyefendinin selamı var diyorlar. Onun selamıyla hoca alan mı dersin? Onun selamıyla federasyona başkan adayı mı olan dersin? Belki de hiçbir şeyden haberi yok. Ama şunu da belirtmekte yarar var abi. Yani bu kulüplerin kendi yöneticilerinin kendi hataları. Onu anlatıyorum yani, abi. Abi gelirken hepsi onayladı ya. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı kalkıp onayladı. Ali Koç'la dahil. Kendileri onayladığı için bu oluyor. Hadi. Öyle öyle doğru söyledi Ali Koç'la dahil. Yok yok. Daha ispatını istemedi yani. Sayın Cumhurbaşkanı bütün kulüpler bunu kabul ediyor yani geldiğinde. Fikret Orman bir konuşma yapıyor. Örnek veriyorum. Bir kulüp. Hangi kulüp başkanı konuşma yaparsa yapsın. Konuşmanın içinde 5 tane. Bak bak. Hangi kulüp başkanı bir konuşma yaparsa yapsın. Kusura bakma abi. Her konuşmanın içinde 5 tane Sayın Cumhurbaşkanımız geçiyor. Şunu söyleyeyim abi. Yani bu kadar yani Cumhurbaşkanı ülke yönetiyor, futbolu yönetmiyor. Yani niye bu kadar? Aynen böyle. Bak ben de tam olarak bunu söylüyorum. Ama kulüpler birini istedikleri zaman o olur. Neden biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Ya mesela Cumhurbaşkanı ne yapacak? İlla bu olacak falan gibi bir durumu da yok. Demiyor. Demiyor. Mesela birini soruyorsunuz, söylüyordur. Ya bu ülke bir diktatöryel ülke değil. Bak daha yeni belediye seçimleri oldu değil mi? İstanbul'un pek çok ilçesi, il, metropoller, Ankara nasıl farklı döndü? Hiç Sayın Cumhurbaşkanı dedi, millet bize rey vermedi. Biz mesaj aldık, düzelteceğiz kendimizi dedi. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kulüplerimiz de bunu anlaması lazım. Yani 20-30 kulüp toplandı. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız, bak ha yapıyorlar şimdi seçim. Demek ki sen Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği biri ise atamayla diyorlar ya bak hani. Atamayla gelmiş ise, atamayla gelen adamı şey, kaldıramazsın o zaman. Siyasetten kastım şu. Bak şunu bitireyim Ümit abi. Gönderemezsin o zaman. Gönderiyorsun. Hani Cumhurbaşkanı... Tabii canım baskıdan dolayı gidiyor adam işte. Ha gidiyor. Hani Cumhurbaşkanı'nın şeyiydi direkt... Nerede gidiyor abi? Gönderemiyor işte. Yok gidiyor işte. Bırakıyor. Gönderemiyor abi. Bırakıyor, bırakıyor. Tamam gidiyor da bırak demekleri sürece bırakmaz o. Ha, o ayrı ya, bırakın abi. Aynen. Bırakın. Bırak demekleri sürece bırakmaz. Ya, gel dediler gelecek. Abi, git dediler gidecek. Jesus da Fenerbahçe'yi bırak diyene kadar bırak. Ne alakası var? Onun aldığı mukavele var abi. Niye bıraksın gitsin? Burada maaş alıyordur. Kim? Abi. Bu maaş alıyorsa da, o zaman Türk futbolu sıçmış altına yani. Abi ben sana yani. Söyleyeyim mi? Bu adamların ne işi var? Bak virgül başkanlıkta. Koy, koy, bu önemli ama. Süper set. Damga vuracağım da onun için. Hey sana bırakacağım. Mehmet Fatih demiş ki Galatasaray Fenerbahçe maçına aynı puanda girecekler diye düşünüyorum. General demiş ki Ümit Bey'e mutluluk kapı tavsiye ediyorum. Sinir falan kalmadı. Öfke kontrolü şart. Rüzgar Mat demiş ki abiler bir yayınlar yapıyoruz. Seviyorum ne olur abi. Negatif ağız bulup insanlar aldan. Benim ben ona bir mutluluk kapı veririm gelsin. Düşer abi tam gaz devam. Eyvallah kardeşim. Dermiş demiş ki. Ben ona bir mutluluk kapı veririm. Patlamalı matlamalı. Ne yaptık kupayı Galatasaray'a verdi. Seyyi 36 demiş ki Ümit Özatak özel bir şey sormak istiyorum. Şey mi? Doğan ve Koç bubble tea çay var seni ya. Çok seviyordu. Doğan kim bitirdi ve Türkiye milli takımına gitmesini kim engelledi? Hulusi Güç demiş ki Büşer Süper Kupa töreni ne zaman Galatasaray nerede alacak kupayı? Yeni geldim bilgilendirirseniz sevinirim. Emre Ak demiş ki sevilmiyorsun büyük ekşi, istenmiyorsun büyük ekşi. Tipini memleketçe nefret ettiğiniz birine benzetiyorum. Büyük ekşi. Evren abi söz sende. Abicim bak bu kadar başkanlar geliyor gidiyor. Bütün kulüpler yıllardır memnun değil. Niye? Evet. Çünkü futbol içinde değiller. Zengin adam o bu. Atama hepsi geliyor birer yılda gidiyorlar. İşte Fenerlisi, Beşiktaşı, Galatasaraylısı isim olarak da hani adam bir takım tutuyor ya sonuçta gelen. Yöneticilik yapmak adamlar da var biliyorsun. Galatasaraylı da geldi, Fenerbahçeli de geldi. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Futbolun içerisinden gelen birini koyacağım. Kim abi bu federasyon başkanı? Sergen Yalçın. Koy abi. Yap. Sen hadi bir delikanlı da desin ki Sergen Yalçın 4 büyük takımda oynamış. Doğru diyor. Koy abi federasyon başkanı. Yap hadi kulüpler birliği toplansın. Toplanıyorlar ya böyle hiçbir şey çıkmıyor.
Toplanın abi, Sergen Yalçın gelsin. Ekibi de Sergen başkanı abi kursun. Kursun abi. Bak gör neler oluyor. Dört büyük takımda da oynadı. Ama Hamit Altın tut da yaptı. Abicim, Sergen Yalçın tane... Türk takımlarında hepsinde oynadı. Yap abi hadi. Yap. O atadı, bu atadı. O zaman nasıl bahane öğreteceksin bakayım. Anladın mı yani? Onun için hiç konuşmasınlar abi. Güzel getireceksin ama bitti. Abi o bak bak. Getireceksin abi, bitti abi. Ama onları seçebilecek iradeyi yani bak şimdi şöyle. Abi düşün. Her şeyi değiştirebiliyorlar ya. Hayır hayır. Değiştirsinler bunda. Benim orada... önerim var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da yabancı olsun. Ben sana söyleyeyim olsun. Dibine kadar olsun. Yabancı hakem istiyorlar ya. Dibine kadar olsun. Yine... Hoca bu ya, yabancılar yani, bizi istemiyor abi. Yabancılar değil. Gelsin tamam maçı yönetsin. Yani İran'ı şaka yapıyoruz. Ya. Bak, bu yani. Şaka, bak, bu ya. Olayları en çok yabancıların işine geliyor ya. Evet, bak evet. Bu ülkede bir gerçek var. Böyle. Rezil oluyor işte. Mutlu oluyor adamlar. Ya Ümit Hoca'yla senin benim hepimizin tek bir fikir olduğu konu var abi. Ülkeye yabancı değil diyor. Konuşuyor ya ironi yapıyoruz yani yabancı yönetici falan filan değil. Ha, futbola yabancı olanlar beyler. Federasyonun başkanı. Sergen Yalçın olsun Türkiye Federasyonu. Yaz abi yaz. Kurulsun Sergen Yalçın olabilir. Rasim Kara olabilir. Beyler misal diyorum. Futbol Federasyonu başkanı. Spor işlerinden geldi. Her camiayı kabul edebilecek insan olsun. Yapacağım. Bırakın bu işleri. O gelsin bu gelsin. Hepiniz kendinize göre getirsene. Bundan önceki tweet'i getirsene. Bundan önceki tweet'i getir. Aa, çok güzel. Bak bundan önceki tweet'i getirsene. Adamın hayali çizsin. Sessizliğini aşırım demiş ki Enver Kaplan Çınar'ın doğum gününü kutlu. Çınar doğum günü kutlu olsun kardeşim. Evren diyeceksin Enver demiş. Çınar kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. Hareketin çok güzel ha fıstık gibi. Maşallah maşallah maşallah. Bir de uyku modu var biliyorsun. Erden Timur da uyuyor rahat. Şu bir önceki kupayı bir önceki kupa diyorum. Bir önceki tweet'i getirsene. Bir dakika sen duymuyorsun yani. Burada. Ben benim söylediklerimi duyuyorsun yorumlar. Oğlum Samet baba. Aa, bu ne? Sen hangi kanal izliyorsun oğlum? Kim bu? Ne diyor? Ümit abi seni seviyorum da kaptanlığını yaptın. Seni oynadın kulübe. Neden bu kadar çok sallıyorsun diyor. Bak şimdi. Ne sallıyor be adam anasını satayım. Braveheart gibi oldu. İki ay içerisinde. Kulübün. Şimdi. Nasıl sözcüsü diyoruz adama. Bu ülkede bir gerçek var. Turgut Özal, Samet Aybaba. Mehmet Ağar, Fuat Terim. Faruk Özak, Şenol Güneş. Göksel Gümüşdağ, Abdullah Gül. Abdullah Gül. Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı. Abdullah Gül, Ertuğrul Sağlam. Her. Bak bunun gibi birçok örnekleri verebilirim. Anlatabildim mi? Ama tamam Sergen, Ahmet, Mehmet. Konu oraya gelebilecekleri biz seçelim. Biz. Paylaştık. Korktu. Atat. Oraya gelecek adamları kim futbolun atsana içinden mı gelen adamlar ses. Samet abi. Anlatabildim mi? Kolay kolay her şeye böyle cesaret edemezsin. Ümit abi biz de şöyle bir karar adam aldık. Adam kulübün, bugün bakıyorum kulübünü batırmış boş batağı içerisinde Futbol Federasyonu'na ilgili hakem kesiyorlar. Kulüp başkanları. Bak şimdi. Bakıyorsun kulüp başkanlarına. Hepsinin kulüpleri boş batağı içerisinde kulüple ilgili hakem kesiyorlar. Federasyonla ilgili hakem kesiyorlar. Abi bir dakika ya. Siz kulüplerinizi yönettiğiniz gibi federasyonu yönetirseniz siz Türk futbolunun içine edersiniz abi. Biraz gerçekçi olmak lazım abi. Ümit abi. Biz yanlış mı konuşuyorum kardeşim? Şöyle bak. Yanlış mı konuşuyorum? He? Yok ya, şöyle doğru konuşuyorum. Biz de bir karar aldık ekipçe. Bunu ilk kez itiraf ediyorum. Bir TV ailesi olarak seneye yabancı yorumcularla çalışacağız. Çalışın kardeşim. Bak kardeşim. Bence bu yabancı yorumcu gelsin. Bak bak. Onları yönlendirmek daha doğru. Bir işin yerlisi yabancısı olmaz. İyisi kötüsü olur. Ama aynen öyle. Yani yabancı hakem geldiği zaman da adam bugün Premier Lig'de City, Arsenal, Liverpool şampiyonluk yarışında, Tottenham, United, Aston Villa Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında kalkacaklar sana prime bir kalite bir hakem göndermeyecekler. Ya sana sana ne yapacaklar? Hani kavga ettiğimiz bir arkadaş vardı ya Beckenbauer, Voral gibi bir hakem gönder. Onun hakem versiyonunu gönderecekler. Osvaldo Nartolo'nun hakem versiyonunu, Vinicius'un hakem versiyonunu, Lemos'un hakem versiyonunu gönderecekler. Kalkıp da birinci sınıf hakemlerini göndermeyecekler. Bravo. Bu bir gerçek. Ya en azından, hakemler orada da hata yapıyor. En azından derbi maçlarına üst seviyede bir hakem gönderirler. Yani. Ben ya, bak sadece sahanın içinde hakem bir tanem tamam bunu yaptı. Küme düşme oynayan ne yapacak Okan? Varın başındaki onlar da zaten. Onlar da isteyecek yabancı hakem. İsteyecek de yani. Bu sefer Abdik'te çıkma maçı olan isteyecek. En azından. Onun altındaki hocam, nereye kadar? Sadece sahanın içinde. Can dağılmaz ki buna. Kim verecek bunun parasını? Varın başında da yabancı hakem olmuş. Kulüplerini batıranlar federasyonla ilgili hakem kesiyorlar. Kardeşim yani siz nasıl bu ülkeyi yönet? Yani siz kulüplere soktuğunuz zararı şirkete soktuğunuz. Kendi şirketinizi bu kadar zarara soksanız.
durabilir misiniz ya şirketinizde? O zaman ne yapalım? Türk hakemlerle mi devam edelim? Yine aynı kaosları mı konuşalım? Abi devam edeceksin, bunu bitiremezsin. Hakemliği değiştir, geliştir, herhalde yeni hakemler değiştir. Senin söylediğin o mesela ikincilikte, üçüncülükteki futbolu bırakmamış, paramı kazanmamış. Sergen Yalçın, federasyon başkanı olsun. Yapabilirsin, anladın mı? Ama ya bak şimdi araya giriyorsun. Şunu yapabilirsin, senin söylediğin olay mantıklı geliyor. Ama hocam bu hakemlerle devam edemem. Bunları geliştiremezsin. Adam görmüyor mu? Psikolojim ne haldeydi diyor. Bak, o kararı verirken. TFF'nin başına. Bu adamları nasıl değiştireceksin ya? TFF'nin başına. Hani diyorlar ya, adaletli misali diyorlar ya, ben bilmiyorum, öyle anlatıyor. Hazreti Ömer gelse bunlar ona da şey yaparlar. Bu medya, şey medya diyorum, yöneticiler. Babacım, hani adaletli misali diyorlar ya. Tabii, hani, Ömer Efendimiz tabii ki abi. Ya da hani diyor ya, Allah'ın aslanı, Hazreti Ali gelse onu, ya Peygamber Efendimiz mezardan işte federasyonun başına gelse onu da beğenmezler ya. Bu bir gerçek tabii abi. Tövbe haşası yok öyle abi. Öyle bir hale geldik yani, kimseyi beğenmezler. Beğenmezler abi. Bitmez. Bu hakem işi, federasyon işi bitmez. Bitmez. Bitmez bu iş. 20 yıldır bitiyor mu? Bitmez. Kulüp başkanlığını yaptın, bitti mi? Yok, bitmedi ama. Ya abi. Hayır hocam, bitmiyor da tamam da bu kadar. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Eskiden böyle değildi diyor. Örnek de veriyorduk. Şimdi var o var, bu var falan filan da. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Şimdi hakemler ne diyor? Psikolojim bozuktu. O an farklı bir hissiyattaydım, bilmem ne falan filan. Şimdi sen bu hakemlere güvenip nasıl bir tane derbi maçına verebileceksin? Nasıl baskı altında kalabilen hakemler bunlar demek ki. Korkak hakemler, cesareti olmayan hakemler, baba art niyetli hakemler. Ben söylüyorum her zaman. Yeteneksiz mi? Tamam, belli bir. Bak, yeteneksiz değilmiş. Demek ki hissiyatım o an belli değildi diyor. Korkuyor bunlar hocam. Sen bir kökten bir temizlik yap. Senin dediğin gibi ikinci, üçüncülükten getir iki, üç tane, beş, altı tane genç böyle futbol oynamış. Eğit onları, koy oraya. Varın başına da yabancıları koy, liyakatlı. Bak bakayım, en azından bir nebze değişir. Tedirgin olur. Ulan bizim yerimize gelecek insanlar var demi. Ama şu andaki hakemler bakıyor. Ben kötü de yönetsem kardeşim, iki hafta sonra, üç hafta sonra yine maç yönetiyor. Beşiktaş, Fener, Galatasaray maçlarına. Beşiktaş'ı ayrı koyuyorum. Fener'le Galatasaray maçlarına hata yapmayayım kardeşim diyor. Ben diyor yine maç alacağım diyor. Leylerine. Ya bırakacaklar bu işi hocam. Başka türlü düzelmez bu. Senin söylediğin şekilde yine aynı şekilde devam ediyor. Devam edecekse daha da kötü günler bizi bekliyor. Devam etmemesi için ne yapmamız gerekiyor? İşte yapılması gerekenler bana göre bunlardan bir tanesi. Yap bakayım bunların ne oluyor. Senin dediğin olaya ben katılıyorum. Futbolun içinden yapacağın delege, 300 tane 400 tane Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, UEFA Ligi'nde oynamış, futbolu bilen, hocalık yapmış bilmem. Yap, seçim zamanı adaletli bir şekilde belki birilerini getirebilirler. Ama yok hocam, birisi onu diyor, işaret ediyor, o başkan oluyor. Ondan sonra başkanlar arkasından gidiyor. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Bir başkanla konuştum. Her kulübün 8 tane delegesi var. Fikir biliyorsun. Miymiş? Ben Süper Lig kulüpleriyim. Süper kulüp kulüpleri. Fikrim arıyor bu arada, demiş ki Antalya'dan selamlar sevgiler. Süper kulüplerin 8 delegesi var. Bak şimdi ben imza oranı senin dediğin gibi 163 öyle. 163-167. Toplanma olasılığı çok düşükmüş şu anda. Evet. Niye biliyor musun? Sebebini yani söyleyeyim mi? Onun için açıklama yapacağım. Bak sebebini söyleyeyim. Küme düşme hattında olan takımların başkanları şu anda o topa girmek istemiyor kardeşim. Girersek diyor, diyor bizi fişlerler, tak aşağı atarlar diyor. Bir tedirgin korkunluk varmış. Bak net bir başkan söylüyor bana. Giremiyorlar bak, düşün. Öyle bir durumda yaşıyoruz yani, bir tabii demokrasi. Abi, futbolda demokrasi yok kardeşim şu anda. Bunu hepimiz görüyoruz, farkındayız. Ya futbolun içinde federasyonun, MHK'nin, hakemin içinde korkuyor. Kulüp başkanları korkuyor. Evren abi ya. Adam haklı mı? Haklı. Ben diyor giderim diyor. Oyumu kullanırım diyor ama diyor küme düşerim diyor. En azından diyor 2 ay daha diyor bir mücadele edeyim orada diyor. Bir şey yapmaya çalışayım diyor. Şimdiden diyor biletimi kesmesinler. Bırakacaklar abi. Şu Mehmet Büyükekşi denilen adam geldi abi. Her sene daha da kötüye gitti. Ulan Allah korusun daha da kötüye gider diye korkuyordum. Hala da o koltuğa yapıştın ya. Yazıklar olsun ya. Bırak ya, insanlar birbirine girdi ya. Neyin peşinde size? Avrupa Kupası'na gideceksin. Git kardeşim, sen o kadar zengin adamsın. Uçak biletini al, git maçlarını izle. Başka birisi götürsün. Başka bir temsilcisi götürsün oraya. Oğuzhan kardeşim bak bu benim. Selamlar. Evet, maşallah. Çocuk diye öyle korkmuş. Çocuğu bağırtmışlar. Allah nazardan saklasın. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah kazalarını. Bak ne güzel Fener. Oğlu galiba değil mi onun? Çocuğu. Yani, yeğeni de olabilir. Yeğeni bak. Yeğeni Fenerbahçeli. O Galatasaraylı galiba değil mi? Forma mı var üstünde? Galatasaraylı bu. Üstünde Galatasaray forması. Aa ne güzel işte bak abi. Dişleri de yeni yaptırmış. Ama Galatasaraylı olur herhalde. Büyük bir ihtimalle. Ama. Bak dişleri de porselen galiba. Güzel olmuş. Baba selamlar olsun baba. Evet. Olsan abi selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi o ne ya? Babası Galatasaray, oğlu Fenerli mi? Yok. Yeğeni olabilir diyor. Ne çocuk bileyim, korkmuş ama. Allah bağışlasın. Çocuk korkmuş diyor bak. Burada bile imakine elde. Yok yani. Duramazlar oğlum. Bunlar işin gücü tarih. Burada, yani. Burada bile sana ders çıkıyor. Ben konuşunca bana yükseliyorsun. Emre abi de bu şer olunca yükselmiyorsun. Ben bundan sonra sana herhalde daha çok yükseleceğim. O çocuk Galatasaraylı olacak gibi gözüküyor ileride. En çok ne şikayet alıyoruz biliyor musunuz yorumlarda? Sergen Yalçın başkan olacak. Federasyon başkanı Sergen Yalçın olmalı. Futbol ancak öyle kurtulur.
Söyleyeyim size. Okan abiye bak Yasir. Sergen Yalçın bizim programların müdavimi. Çok izliyor. Sağ olsun. Çok selamlar buradan kendisine. Erden Timur demiş ki keşke normal anlamda dur, dur lan Sergen abi nereden çıktı federasyon başkanı bugün akşam? Adamın daha bir sürü işi var. Milli takıma gidecek, oraya gidecek, buraya gidecek. Adamı antrenör kartını mı bitireceksiniz? Sustum sustum yeter ya abi. Tamam abi. Sergen Yalçın federasyon başkanı ya, olmalı. Niye olsun abi federasyon başkanı? Bence Sergen bunlar Yalçın olacağına. Sergen Montella'nın yerine milli takıma getirmediler de. Bu adamın antrenör kartını Fatih Terim'den sonra direkt başına gelsin işte. Bak Fatih Terim'den sonra. Getirmiyorlar bari onun başına gelir, gelsin gelir de kendi yönlendirir. Ben Samşu ben onun futbol aklına çok harbi evden abi. Getirmiyorlar abi adam. Gelir abi ya o da gelir. Bir şey bak o da gelir. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam öyle ya da Okan şimdi yani iki tane şampiyonluğu var. Bak bir şey söyleyeyim. Zaten ona 5 yaşta büyük haksızlık yapıldı. Yani 5 yaşta bak Sergen daha var ben size söyleyeyim. Evet. Evet. Vallahi geldi. Bak. Net. Ona katılıyorum. Yöneticiler ve başkan yaptı. O konuda katılıyorum ya sana. Sergen abi nahı var. Çoluk çocuk şampiyon oldu. Taraftar evet istifa etmesini istemedi. Çoluk çocuk da bu adam. Wellington'la Ensakal'a ile şampiyon evet oldu. Ne anlıyor, ne anlatıyorlar evet, ya. Bravo, Allah'ını evet seversen. Geçen de bunu niye anlattım gönderdim sana. Ne olurdu yani Sergen'e deseydin ki Sergen'cim gel. Ya biz sana 3 milyon veremiyoruz da 1 milyon dolar veriyoruz ama 4 yıllık mukavele yapalım. Ya şurayı bir çek çevir ya. Ne ya olur abi? He? Ne olur bravo yani? Bana bir anlat bakayım. Yani Sergen Antalya'da Bahadır'la gelecek, oynadığı gelecek kadar, 30 yaşında Ömer Toprak'la oynadığı kadar, 70 yaşında tam tebrik ediyorum onu da, Veysel'le oynadığı kadar, yani 5 yaşında şu kadroyla iyi oynuyor. Allah tebrik ediyorum. İyi profesyonel ki bu yaşına evet kadar oynuyor. Söyledi ama söyledi. Şimdi bu çocuklarla mı yapamayacak? Bunlarla mı yapamayacaktı? Bir defa Sergen cesur kardeşim, hayat cesuru sever. Hayatta daha iyi gidiyor abi ben sana söyleyeyim, hiç korkmuyor bir defa. Kaç milyon euro takımdı mesela? Diyor, mesela. Beş yaşı kadrosu kaç paralık takımdı mesela baktı? Çok zaten böyle maliyet çok yüksek çok değildi. Bravo, en büyük, en büyük hamleyi şurada yaptı. Ne zaman Samet Hoca dedi ya, Sergen bizim kardeşimiz çağırırsak gel desek gelir. Ertesi gün gitti ya. Bak duruş budur işte. Bilerek yaptı onu. Başkası olsa ne yapardı biliyor musun? Oturur evde baba, sigarayı yakardı, proyu yakardı, aramalarını beklerdi. Öyle mi dedi? Ben kendime güveniyorum, ben orada da iş yaparım dedi. Ne oldu? Aynen öyle. Şimdi şu milli takımdan sebeplenen Montella oldu. Aman Fatih Hoca kırılmasın, aman Abdullah Avcı üzülmesin diye o bir tane namussuz, şerefsiz kimse o. Bu Sergen'in gitti kumarhanedeki görüntülerini servis attılar, ettiler. Evet, milli takımdan önce. Parasıyla oynuyor lan size ne lan? Hükmü parasına geçer, size mi geçer lan? He? Sizin paranızla mı oynuyor? Çıkıyor adam gibi antrenmanını işini yapıyor, çalışıyor. Yapıyor. Takiye yapmıyor, ağzına ne varsa söylüyor. Alıp veremediğiniz ne var? Alıp veremediğiniz ne var? Bana biriniz bir anlatın. Sergen'in alıp veremediğiniz ne var yani? Dışar çok güzel bir şey söylüyor. 3 kupa aldığı sezonla gidiyordu abi. Ha. Niye o zaman atmadınız? Sadece ya bırakacak. Ya, baba algı algı. Bunu ben, yapanları da biliyorum ben. Abi. Yaptıranları da biliyorum ben bunu hocam. Camianın içindeki insanlar yapıyor bunu. Yani yönetimin içindeki insanlar yapıyor. Ne oluyor? Sergen'e zarar vereceğim diye bütün camiaya zarar veriyorlar. Ben kumar oynamam. Alkol içmem. Sergen'in ekibini almam ben onu. Ama bana ne bak bir şey diyeyim. Bana ne adam kumar oynuyormuş. Bana işini yapsın. Bu kadar basit. Abicim Sergen Yalçın. Bak başarılı bir hocamı evet Beşiktaş'ın kusura bakmayın da yok kadrosuyla kuryeyle getirdiler ya en son dakika evet, Gezalı. Evet. Bu lafım Sergen ya. Yalçın'a da Okan Buruk'a da yapar biz yaparız yapmayız devam ederiz etmeyiz. Baba 70 yaşını açtıktan sonra 71 yaşına hoca da almayın bak siyasetçi de almayın yönetici de almayın antrenör de almayın ne bileyim abi bırakın gençlere ya bırakın yapıyor şimdi Sergen devam etseydi Okan Buruk gibi onun ikinci şampiyonluğu da vardı kusura bakmayın minimum ya. Aynen öyle. Bence Sergen Yalçın bu ayrıldığı dönemde boşlukta Ali Koç Sergen Yalçın'ı alsaydı şampiyon olurdu Fener. Kesin olurdu. Kesin olurdu. Orada büyük hata yaptı. Süper var. Vedat Özil yani demiş ki. Yani o konuşuldu ama almadı. Ali Koç'u Ankara Fenerbahçe sevmiyorlar nedeni siyaset iktidar yalakası. Ben tweet attım al Sergen Yalçın'ın pro yok diye. Doğru. Aynen onu dedim. Al Sergen Yalçın'ın pro yok dedim. Taha Korkmaz demiş ki maalesef ülkemizde paralı insanlar makam sahibi olmalı gibi yanlış algı var. Ümit abiye katılıyorum. Sizin gibi emekli futbolcular ve gazeteciler federasyon başkanı seçmek için oy kullanmalı. Mario demiş ki hepiniz adam gibi adamsınız. Başkaları gibi küsmüyorsunuz. Gaza Muskan'dan selamlar da bir şey diyor. Sağ ol. Öyle bir yer yok. Bak Sergen oyun oynamayı bilmiyor. Hangi anlamda bilmiyor biliyor musun? Dürüst abi. Nuri Şahin var ya oyunu çok güzel oynuyor. 5 sene çalıştırdı bir tane oyun çıkarmadı. Bak. 5 sene çalıştırmadı ya. 1,5 sene falan. Olur mu ya? Ölüsü 3,5-4 senesi var. Ben sana söyleyeyim. Yani 3'ü var. 3'ü var abi. Bir tane altyapıdan Almanisi var. Mavi gözlü yakışıklı baba Cüneyt Arkın. Tamam fit. Şimdi bilmiyorum. Sergen abiye bir çıkıyorsun. Benim gibi tişört bir tarafta, o bir tarafta. Saçı taramamış. Gözde. Babacığım bırakın şu insanların tipine, kılına, kıyafete. Şunu tarama. Kulisi yok. Kısına. Kulisi yok. Sergen'in aklı var ya. Yok, geçen güzel bir laf duydum. Sergen'in aklındaki sizin kafanızdaki 40 topal tavşan Sergen'in aklındaki bir tilkiye yetişemez. Sergen'in futbol aklı var ya. Bak Sergen Yalçın'ın hocalık kariyerini ben çok merak ediyorum. Başka yerlere evrilecek. Bak o da Avrupalara görecek. Hani çalışmıyor falan. Bu arada Sergen Yalçın şunu çok seviyor.
Ya işte çalışmıyorum çok fazla falan. Bence asla değil. Aksine çok çalışıyor. Yok, Antalya'da abi, çalışıyordur. Öyle değil, yani çalışmama ihtimali yok abi. Hocam, ben sen bir şey diyorum mu? Sergen abi futbolcundan daha zayıf ha. Hocam. 3 yıl oynadı. Acayip zayıfladı. 3 yıl oyna devam etse oynar. Bu kadar çalışmayan adam, bak bu kadar çalışmayan adamın. Bana ne dedi? O kadroyla, çok özür diliyorum Okan abi. O kadroyla Beşiktaş'ı şampiyon yapma ihtimali yok. Aynen öyle. Bana ne dedi? Hocam dedim, yani dedim nasıl dedim, zor mu dedim hocalık falan filan. Okan dedi, burada yaptığım fedakarlığı, çalışmayı, onda birini futbola yapsaydım Bayern Münih Real Madrid'de oynardım. Her gün abi sonuçta istatistikleri yapıyor. Ya tabii hayır, şu andaki bilincinde yani farkında çalışıyor. Bıçak'ın dediğini destekliyorum. Yani onda biri kadar diyor çalışmadım o zaman. Şu anda acayip sıkıcı. Bir futbolcuyla mesul değilsin diyor. 25 futbolcu, aileleri, o var bu var, yöneticilerle. Okan abi Beşiktaş'ı her gün bir sıkıntı yaşıyor. Hayır. Alacak, gelecek. Sergen Yalçı'ya bir kapı İsmail daha. İsmail Kartal alacağını Sergen Yalçı'dan alsaydı. Beşiktaş'a alacağını Sergen Yalçı'dan alsaydı. Artık Sergen abinin camiası Beşiktaş ya. Antrenörlük tamam. Yapmaması lazım. Ya tamam, ya ben 4 gün takımda oynadığı için Sergen Yalçın'ın acayip bir şeyi var ya. Sevgiliyor havası var. Oyuncuyken yani, tuhaf yani, hiçbir camiye onu istememek yapmıyor. Sana ben bir şey söyleyeyim. Sergen Yalçın yarın Okan Buruk gitsin Galatasaray kulübesine koy. Galatasaray tepki koymaz. Koymaz. Bak İsmail Hoca'nın Galatasaray yani kulübesine koy tepki desen, görmez. Şey demez kimse. Niye görüşüyoruz? İsmail'e tepki görmez. Trabzon'a götür tepki görmez. Sergen Yalçın şöyle akıllı bir adam. Hiçbir zaman diğer camiayla şakalaşmadı. Şey yapmadı. Türkiye onu kaldıramıyor. Niye bilmiyorum. Ama kendi oynadığı camiaya bağlı. O samimi bir insan. Neredeyse tabii. Bir de ama bak düşünüyor. Bir de büyük takımda şampiyonluk yaşayıp teknik adam olarak Anadolu'da tekrar çalışmak kolay bir şey değil. Değil. Yani anladın mı? Bunu bence tekrar, orada ama hata yaptı. Oradaki oyuncu kalitesi, ortam yani anladın mı? Bence orada hata yaptı abi. Nerede? Antalya'ya yani, giderek hata yaptı. Ne yapacak? Ne yapacak? Yani 3 maçta olmak değişmiyor. Trabzon zaten olmamış. Azerbaycan evet. Olmamış. Bir yerden başlayacak. Adam 2,5 yıldır çalışmıyor. Yardımcı antrenörlerin boşta. Onlarla bakmakla olduğu adamlar var diyor. Santos gitti ya. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın 1 milyon olacaktı. Kim milyon euro alırdı? Sergen Yalçın her zaman gelir zaten. Biz bak bir şey söyleyeyim. Bu sene getir mesela. Dur. Yakup Güçlü demiş ki Ümit Hocam Galatasaray taraftarıyım. Ali Koç'un her kaostan faydalandığını görmüyor musun? Sezon başında transferleri görmedin mi? 5 yıldız dedi. Sonra geri adım attı. Sizin gibi gerçek Fenerci yorumcular eleştirince yine kaos çıkarıp sağdan çekilme. U19 derken yine kendilerini eleştirenleri tekrar kendi çatısında topladı. Şimdi başkan adayı olmak için yanlış bir analiz mi? Demiş ki özetle bu tavırlarıyla seni bile kazandı Ali Koç. Büyük bir siyasetçi. Yanlış mı anladım Yakup? Çok teşekkür ediyorum. Bu kanal için aldığın 3. süper şeyin kızartmış. Bir kere daha kızartırsan çok abi, çok yalnız var ya kırmızı yapmış ya Yakup kırmızı. Baba. Yalnız Yakup Baba bir kez daha kızar. 500 chat atmış abi. Bakalım. Bana başka yerden geldi. Bakalım o. Bir rekor daha kırar. Bana da geldi şimdi bakıyorum Yakup Baba var ya. Bir var Hollanda'dan da o attı. Şey abi dedi adam 5500 chat attı dedi. Buyur abi. Ama öyle böyle Yakup kırmızı baba, değil bu ha. Bir rekor daha kırar mı abi? Nasıl oluyor? 5500'ün üzerine çıkabilir herhalde. Onu bilmiyorum ama bir şey söyleyeyim ben ilk defa böyle chat gördüm. Galatasaray ise rekorları kırmaya alıştırdı. Bunun sınırı var mı? Yakup Güçlü Baba. Galatasaraylıymış. Tamam işte rekorları kırman lazım Yakup Baba. Alıştık zaten biliyorsun. Bir rekor daha kırdı. Bir rekor daha kır hadi. Bunun sınırı var mı bunun sınırı? 10, 20, 30 falan. Ben mesela bir Arife Gül'ü mutlu et. Yok abi. Buyur. Bu Arife Gül'e gidiyorum. Dikti mi lan suyu? Yok dikmedim hocam. Dikmiş olabilir ben suyu. Doldurayım. Onun bardağı koyuyor. Diktiyse içme. Onu ondan versen bana. Tamam ben doldurum. Bu çünkü şey yapıyor. Sen bana güvenmiyor musun? Bak ya dikmişim. Yemin ediyorum dikmedi. Dikmedi ya. Tamam. Sen bunlara inanıyorsun gibi. Sonra bana deme gaza gelme. Bak sen daha beter gaza gidiyorsun. Ben sen diksen de içerim dışarı. Sen adamsın ya. Ya Eren abi. Bunlar ne oluyor? Ver Erdent'i buraya. Hocam bunlar renktaşlar seviyor. Kanları birbirine. Kes sarı kırmızı ikisini de görmüyor musun? O yüzden yan yana oturuyorlar hocam. Bahçelerin farkına var. Değiştirelim abi orada oturuyordum. Bir şey söyleyeceğim bak. Objektif ol. Beşiktaş'ın haklarını koruduğum oldu mu? Oldu. Peki hiç Evren abi dedi mi sen Beşiktaşlısın diye? Allah Kur'an nimet çarpsın Ümit abi. Ya girmek yerde istemiyorum konulara. Ümit abi. Evet, dün dedim ya Fenerbahçe kongresiyle beraberdik diye. Bana dedi divan üyesiyle beraberdik. Ne dedi bana biliyor musun? Sen Beşiktaşlısın değil mi abi dedi. Tabii Beşiktaşlı yapacağız seni. Beşiktaşlı olacaksın kardeşim. Herkes böyle bir takıma yakıştırıyor. Allah razı olsun. Abi Bıçak'ın işi geri her tarafa döner. Şimdi bazen şey bugün benim bir bölümde oldu onu da söyleyeyim. Beyler bakın ben size söyleyeyim. Yemin liman o tarafta hemen nasıl yanaşıyorum. Var benim yayının bugünkü Ümit Uzat TV'de bir konu vardı. 30-35. Dakikada dediler ki ya Bıçak Evren işte böyle. Bakın ben buradan bunu da söyleyeyim de arkadaşlar. Bundan bir sene iki sene önceye kadar herkes bize vebali gibi bakıyordu. Aynen. Bu çocuk geldi. Bir kanal kurdu. Hepimizi buraya topladı. Anlatabildim mi? 300 kişiden. Yani biraz da futbolun hep böyle 4-4-2, 3-5-2, 3-6-1, 3-5-1, cart cürt neyse Okan'ın dediği gibi. Okan'ın dediği gibi. 3-3-6. İç içe aldı.
3-3-6. Yani, aldım onu patlatıyor. Bunlar olacak. Bunlara çok böyle şey yapmayın. Yani abi 2 saat neyi konuşacağız abi? Zaten onu konuşan bir adam yok. Türkiye'de bunu oynatan da adam yok. Buna sabreden bir yönetici de yok. 4-4-2-3-5-2 yok. Baş da yok zaten. Bekler içeri girmiş, öbürü dışarı gitmiş. Yok, yine anlık yani, birini gördük. Onun için bu işlere çok takılmayın. Allah var, bu konuda da bir şeyin hakkını yememeyiz. Estağfurullah, estağfurullah. Yalnız bu Yakup Baba'nın sorusuna cevap vermek lazım. Hocamın cevap vermesi gerekiyor. Bir daha okuyalım. Yani dedi, Yakup hani, güçlü çocuk. Ali Koç ne demiş bu arkadaşım? Özetle söylüyorum. Ali Koç yaptığı siyasetle öyle bir hava yarattı ki kendini mağdur etti ve bütün kendisine eleştirilenler dahi bugün Ümit Özat gibi hani Fenerbahçe taraftarının sesi, sembol isim bir dahi Ali Koç'u destekliyor dedi. Bak şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben Aziz Yıldırım'la ayrıldığım gün Serenomi'de tokalaşmadan en son 100. yıl şampiyonluğunda tokalaşmadan ayrıldım. Ben Aziz Yıldırım'la da küstüm. 2011'de FETÖ olaylarında kendisinin görev verdiği hepsi, bak bu İsmail'i, Aykut'u, Alay'ı bir tanesi uçağın altında yokken ben gittim. Bak o gün Aziz Yıldırım'ın görev verdiği hiç kimse o uçağın altında yokken ben gittim o gün oraya onu karşılamaya. Şimdi iş bu raddeye geldiği zaman biz haklıya haksıza kendi iç hesaplamamızı kendi içimizde yaparız, ayrı bir şey. Benim hiç beklentim yok kardeşim. Bak bir gün beni Fenerbahçe'de görev alırken görürseniz ya ekmeğe muhtacımdır almışımdır. Benim bir beklentim yoktur, bak bunu unutmayın. Öyle deme, Fenerbahçe'den öyle de gençler bilinler. Fenerbahçe insanın ihtiyacı olur, öyle deme. Öyle bak deme. Bir şey anlatacağım. Şimdi gençler bilinir, bayağı ismin geçiyormuş o Süper Lig'e. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Dolayısıyla bu konu çok başka bir konu. Ben bugüne kadar yaptığım eleştirilerin amasız fakatsız hepsinin arkasındayım. Ama burada bir birleşmek lazım. Yani evet ben doğuştan Fenerbahçeli değilim. Ama bizi biz yapan bir camia var. Böyle bir durumda da bir beraber olmak zorundayız. Sonra kendi iş muhakememizi kendimiz dört duvar arasından mı yapıyoruz? Başka bir yerde mi yapıyoruz? Onu yaparız. Ben diğerleri gibi, ben mesela şunu söyledim zaten. Diğer anlatılan gibi maça çıkmamasının, yani maçın ertelenmemesinin ertelenmeme nedeni olamayacağını da söyledim. Alınan bu kararın bana göre tam yaptırım kararı olmadığını da söyledim. Ama şu an destek verme zamanı. Nasıl 3 Temmuz'da Aziz Yıldırım'ın arkasında amasız fakatsız durulduysa şu anda da başkanın arkasında durulmalı. Yani sonrasında onun cevabını verecek olan zaten Fenerbahçe Kongresi. Ama şu anda biz yapmamız gerekeni yapalım. Yaptık da biz hani bize kimse madalya vermedi. Öyle beklentimiz de yok. Sonrasında onları zaten kendi aramızda tartışırız. Çünkü hani cümle çok doğru olmayabilir de düşman belli. Bunu Galatasaraylı olarak görmeyin. Yani ortak Fenerbahçe şu anda bir şeye fokuslandı ve beraber o davanın arkasından gitmek lazım. Sonrası kendi iç dünyamızda yine bunları konuşuruz. Bunların 5 sene önceki söylediklerimin hepsinde amasız fakatsız hala arkasındayım. Zaten ben başkanın kısmen yanlış yönlendirildiğini, yanında dostu olmadığını, yanındaki 3-4 kişinin dışında hiç kimsenin onun başarısını istemediğini, yanındaki kulüp başkanları dahil olmak üzere onun kendisinin değil parasının dostu olduğunu, ona yakınlaşarak her sene ondan bir oyuncu transfer ederek rant sağlamaya çalıştıklarını ben böyle düşündüğümü hep söyledim. Aa, yapar yapmaz kendi bilir değil mi? Bişer. Ne diyeyim ben yani? Tabii. Yoksa siz zannediyor musunuz birçok kulüp başkanı başkanın yanında hepsi acaba sezon sonu benden bir oyuncu alır mı diye bekliyor. Bir çok oyuncu alsa 2,5-3 milyon euro, al sana 100 milyon TL. 100 defa TFF'den gelse 200 milyon TL, al. Bir senesini kurtardı abi. Yılı kapat. Arkadaşlar Erden Timur açıklamaları giriyoruz. Bu arada şeyi Arda Turan'ı da tebrik ederim. Ben gerçekten teknik adam olarak ben hani edemedim. Büyük bir başarı. İlk yılda alt ligi tercih edip çok oradan da o şeye girmek. Yani başlangıç olarak da kolay değil ama çok doğru bir seçimdi bence. İnşallah uzun yıllar hocalıkta yapacaktır. Yani bu önemli çünkü artık yavaş yavaş da alttan da geliyor. Çok da iyi yerlere gelecektir. Öyle düşünüyorum. Ozan Tufan demiş ki Ali Koç'a da biri sormuyor ki 5 yılda ne başarım var. Ozan kardeşim İngiltere'de başarılar diliyoruz sana da. Başarılar. Ozan Tufan'ı. Allah lan Ozan'ı niye oraya Ozan meze Tufan yapıyorsunuz? Niye sormuş? Bir daha sorsan. Ali Koç'a da biri sormuyor ki 5 yılda ne başarım var diye. Ümit çok sordu. Tabii o da sordu. Zamanında sonra, çok sordu. Evet. Şimdi Erden Timur. Keşke normal anlamda oynayıp o şekilde tamamlansaydı. Hem buradaki Urfalı vatandaşlarımız yöre halkımız için daha iyi olurdu. Herkes büyük beklenti içindeydi. Böyle oldu. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi. Müferit olsa da bu olaylar oluyor. Tekrar etmek istemiyorum konuları. Gerginlik atmaması için. Gerginlik devam ederse farklı şeylerin olmasından endişe ediyoruz. Allah korusun. Hepimiz kendimize haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Bunun vuku bulduğu yer saha. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatılanların vuku bulduğu yer saha.
toplumun her kesiminin gerçekten de bu haksızlıkların olup olmadığına dair bilgi sahibi olması için veri şeffaflık. Yarından tezi yok, şu yabancı hakemleri seçip gerçekten öncelikle bu sene, sonra geçmiş senelerin hepsine bakılması gerekiyor. Tekrar tekrar iletiyorum. Bu şekilde olursa, şu şekilde haksızlık yapıldı ortaya çıksın. Baştan bunların hepsinin sonucunu herkes kabul etsin. Biz ediyoruz. Nitekim toplumun fanatik kesimi hariç herkes gerçeği görsün ki soru işaretleri azalsın. Bu kaosun kimseye faydası yok. Bize göre en çok bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Başka takımlara göre de onlara yapılıyor deniyor. Ne varsa çıksın ortaya. Ümit abi ne dersin bu fikre? Erden Timur diyor ki burada duralım. Diyor ki biz de anlattık söyledik ya kardeşim. Bir yabancı hakem kurulu seçelim. Son 10 seneye baksınlar ya da son 20 seneye. Kimin lehine daha çok hata yapılmış? Kimin aleyhine daha çok hata yapılmış? Bu fikri ne diyorsun? Bir de arkadaşlar sizlerden ricam. Baksın son 10 sene Fenerbahçe şampiyon olmamış. Lütfen bunlar nasıl yönetiyor? Abone olarak bizleri izleyin. %59'umuz abone değil. Abone olursanız çok mutlu olurum. Haydi %30'da. Yani bazen bakıyorum bunlar nasıl yönetici olmuş ya? Vallahi billahi izah yok ya. Ya nasıl yönetici oldunuz kardeşim siz? Yani paranız var diye mi oldunuz ya? Lan son 10 sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok lan. Neye göre son 10 sene? Ya baktığın ama zaman... Ama kendi belki hatalarındandır. Takımı iyi kurmamışlar. Mesela 17. olan takıma hakemler ya, ne yapabilir ki? Abicim bir dakika Allah Allah. Hakemler bile bir şey yapamadı. Düşünün. Hayır 10 seneye baktığın zaman hani sanki şu söylediğinde son 10 sene Fenerbahçe 5 kere şampiyon olmuş olsa da Erden Timur bu cümleyi söylese cümlenin bir oturaklı bir tarafı var derim. Yani 10 senede Fenerbahçe bir kere şampiyon olmamış diyor ki son 10 seneyi inceleyelim. Ya bunu Fenerbahçe'nin söylemesi lazımken bu söylüyor. Hani diyorum ya suçlu suçunu itiraf edermiş de haber olmazmış yani. Böyle bir şey olabilir mi abi siz yani ne yiyoruz ne içiyoruz söyleyin biz de ondan yiyelim içelim mi? Erdoğan abi sen ne dersin bu fikre? Çok olur doğru, ben varım çok, yani. Çok doğru konuşmuş. Evet doğru. Şu var. Son 10 yılı inceleyelim. Baktığın zaman 10 yılda bu kadar hakemler lehinde olan bir Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması çok ilginç. Yani orada demek ki sportif olarak bunu inanarak şey mı söylüyorsun sen? Evet inanarak söylüyorum. Çünkü bu yıl baktığın zaman konuştuk işte saymadın mı dün Okan? Evet. 4 defa 5 defa şampiyonluktan dönmüşsün son maçı kazanamamış. Anladın mı? Baktığın zaman biz dün hakemlerin lehine bir de aleyhine kazandığın maçlar var. Hakemlerin yaptığı, hakem sayesinde kazandığın maçlar var. Hala şampiyon olamıyorsun. Sonuçta baktığın zaman burada bir şey var yani senin de demek ki kadro yapın, yönetimin, aldığın oyuncu da hataların var. Ve Galatasaray bu saatten sonra ben sana söylüyorum Galatasaray'ın davası çok büyük. Erden Timur 13. sırada olan bir takıma geldi ve bu takımı bir yılda buraya getirdi. Aslında en büyük sorun buradan çıkıyor başkanım. Bu adam nasıl başardı bunu? Bu yönetim niye bunu yapalım? Nasıl başardı? Ben tam Burak Elmas yönetimi gelmişti. Fatih Terim'i bir şekilde oradan kulisi bunları yollamıştım. Tam Galatasaray bitmişti anası satayım. Herif içeriden bunları parçalamıştım. Adamlar bir çıktılar 13. sırada. Ertesi yıl kadroyu değiştiler. Herif de şampiyon oldu. Zaten çıldırmanın şeyi o. Erden Timur'a yüklemesinin sebebi o. Yoksa Erden Timur'la bireysel ne şey olacak başkanın? Biri başkan, biri başkan vekili. Yönetici yani. Ne alaka? Onun için Galatasaray'ın hedefleri çok büyük. Hatta bu yıl bu kulüpler birliği şeyden bankalar birliğinden çıkacak Galatasaray 2024'ün sonunda. Onu hep konuşuluyor abi. Şu an öyle gidiyor. Eğer ondan çıktıktan sonra da Galatasaray inanılmaz bir şeyi var. Kıyamet kopacak. Transferler, onlar, bunlar inanılmaz bir atılım var. Tabii o kadar çok kaos olduğu için sportif şeyleri çok paylaşılmıyor şu an. Yani onlar daha şey inanılmaz bir plan var. Çünkü seçim de var. Evet. Anladın mı? Seçim de var. Mesela öncelik şu an şampiyonluğa geldi. Kupa. Kupayı bir rafa kaldırıldı. Sonra Galatasaray seçime evet, girecek. Kaldırıldı. Yani burada olayı yine burada baktığın zaman birlik beraber işte tutabilmek. Atışmalar oldu, hatalar oldu iki tarafta da. Ama Erden Timur burada acayip bir dikdürüş sergiliyor. Olayın çok içinde. Teknik heyetiyle beraber Okan Buruk'la beraber çok iyi anlaşıyorlar. Transferlerde bu yıl belli bölümlerde de hatalar oldu. Olmadı değil. Aldığın oyuncular tam performans vermedi. İsim olarak baktığında onların da öz eleştirisini yapacaklar. Oraya sıfır kup, maç. Çünkü bu iş şampiyonlukta gelmezse öz eleştiri de olacak. Veya o zaman da eleştireceğiz şampiyonluk. Çünkü şampiyonluk abi bunun hedefi. Şimdi Fenerbahçe alıyor oyuncuları olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Normal artık o alışkanlık oluyor. Ama Galatasaray bunu kabul edemez. Yani 13. sıradan olup da bir seneyi bitirip ertesi de şampiyon olmuşsa demek ki burada camianın direkt bir anda bir şeyi var. Galatasaray çok cesaretli. Öz eleştiri alıp hemen tak diye abi koyuyor noktayı. Reaksiyon gösteriyor. Başka yerlerde aramıyor. Rakibinde aramıyor suçu. Başkan da kendinde, bir acımıyor. Kendinde arıyor. Burak Elmas acımadılar. Kendinde yani. Arıyor. Acımıyor. Burak Elmas kalsa ne olacaktı? 12. Yani hemen orada kesti. Hemen orada ya olayı kesti. Morsan çıkaldı kaç para verdi hemen gönderdi. Taraftar da buna, çok, yapmaz bunu taraftar yani, kolay da buna çok büyük tepki verdi. Kongreleri de verdi hemen tak. Bak. Fenerbahçe'de onu göremiyorsun. Onun için Galatasaray'ın bu şeylerde çok büyük avantajı var.
Ve seneye de kıyamet kopacak Galatasaray'da. Ben sana söyleyeyim, inanılmaz oyuncular, inanılmaz işler var. Biraz daha ortalık yatışsın, şampiyonluk gelsin. Kulüpler, bankalar birliğinden çıkma olayı çok konuşuluyor. Avantaj olacak. Evet. En büyük korku zaten. Evet, hakikaten Galatasaray ekonomik anlamda hani avantaj şöyle söyleyeyim, olacak, gümbür gümbür geliyor. Şimdi yani çok ciddi bir şer bak. Bu yıl şampiyon olursa Galatasaray makas çok ciddi açılabilir. Yok, o şimdi belli olmuyor ya. O zaman 16-17-18 yıllarında da Beşiktaş makası açacaktı. Yok, mali olarak. Mali ve ekonomik olarak. Tamam, ekonomik olarak açılabilir. O olabilir, doğru söylüyorsun ama büyük kulüplerde yani çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Önemli olan yapılan hamleler. Ben Erdem Tumur'la ilgili ne dedim ilk geldiği gün? Yani o sene şampiyon olduğu sezonda. Galatasaray'ın en iyi transferi Erdem Tumur demiştim. Aynen öyle. Ben şuna bakmam kardeşim. Ne gelmiş, ne gitmiş paralarda, ne gitmiş, ne satılmış, ne alınmış, ne gelir elde edilmiş. İşte şu stat projesi bilmem, konut projesi falan filan. Ben onlarla ilgilenmem, bakmam. Ben neye bakarım biliyor musun? Torreira'ya bakarım kardeşim, tamam mı? Icardi'ye bakarım. Örnek, geçen sene Zaniolo'ya bakarım, Vesiska'ya bakarım. Bak, Galatasaray üzerine. Bu sene Fenerbahçe'de de aynı şekilde çok önemli iyi oyuncular var. Beşiktaş'ta 3 senedir yapılmıyor. Şimdi bu oyuncuları getiren kim? Alınan performans ne? Kulübedeki hocayı getiren kim? Alınan performans ne? Erdem Tümür yapmıştı ve bunların çoğunu. Ben buna bakarım. Başarılı mı? Başarılı. Şampiyonluğu var mı? Var mı? Gelelim son 10 sene incelensin diyorsa kusura bakmasın. En çok mağdur olan takım da Beşiktaş olur burada. Bunu kimse inkar edemez. O da onu diyor. Mesela yani, neyse o çıksın. Çıksın, incelensin. En çok mağdur olan takım. Ben her zaman herkes de bunun farkında. Beşiktaş takımıdır. Neden? Yani yaşananlar. Son 3 senede tabii ki de yaşananlar oldu Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın da hataları oldu. Yapılan kadro kalitesi. Ama Erdem Tümur şu 10 senede, tabii Fenerbahçe şimdi 10 senedir şampiyon olamıyor. Hataları var mı? Az önce örnekleri Evren abi de söyledi. Verdik burada, söyledik. Ama Erdem Tumur'un yaptığı transferler konusunda başarılı baba. Kim ne derse desin. Yani başarılı adam. Bak burada perde arkasında birileri varmış. Bak onlara da değinmek gerekiyor. Onu yiğit öldür hakkını ver derler ya. Skat ekibi var. Neydi o adamın ismi? Emre bir tane. Emre Utkucan. Utkucan var. Ayar Akbam var. Geç abi, o yeni geldi. Emre Utkucan kaç senedir var? Geçen yıldan beri var. Emre Utkucan. Bayağıdır. İşte onu diyeyim. Adamın bir şeyi var. Portföyü var. Bir portföyü var. Adam geliyor kardeşim, sana seçenek olarak sağ beki 10 tane adam sunuyor. Sol beki 20 tane. Menajerlerle işbirliği yapmadan bunu yapabilmek çok önemli bir şey. Tabii. Şimdi zaten bunu bitireyim son bir şey, ondan sonra. Bunu yapabilmek çok iyi. O yüzden Erdem Timur'un bir avantajı da Emrecan Utkucan'ın da olması bana göre. Utkucan. Utkucan neyse işte. Şimdi başkanın Ali Koç'un bu kadar sinirli, gergin ve tehditvari olması bu sezonun en büyük şeyden de bu, geçen seneki şampiyonluğun gitmesi. Evet. Hiç beklenmeyen bir şeydi. Çünkü 13. olmuş bir takım. Planlar çok iyi yapılmış. Galatasaray artık toparlanamaz. Ben buradan artık rahat olurum. Çünkü Beşiktaş'ın sezon başına baktı, kadroyu tam kuramadı. Eksikler var. Trabzon zaten baktığında şampiyon olmuş, hani orada bir rehavet var. Hocası gitti. Ben buradan Galatasaray'da 13. mü oldum? Ben artık buradan şampiyon olurum. İki sezona çok iyi başladı. Ama işte böyle bir anda olunca o darbe şok etti. Galatasaray bam bam içeride 3, dışarıda 3 falan, geleni gideni yenince abi kadro yapısı, yıldızlar geliyor falan, şok. Şok şok. Anladın mı? Ondan dolayı da bu, bir de şimdi Okan hocam, mali de, olarak Okan Buruk'un başarısı. Çok geç gelmişti. İşte bir de transferler geç geldi. Evet abi. Bu sene o kadar eksiğe rağmen, oyuncular tam oturmamasına rağmen bak, kötü oynadı. Bak, yarım akıllı dedi, Erdem Tümur'u şampiyon yaptı demiş. Kötü oynadı, bölümlerde bile yine 2 puan öndesin Galatasaray. Yani zaman zaman memnun olmadığımız maçlarda bile öndesin. Onun için Galatasaray inşallah seneye gerçek 5. yıldızı alacak. İnşallah. Yani hedef o. Ya ne alaka 5. yılda? Gerçek 5. yılda inşallah. Hakiki 5. yılda. Hayda. Burada bile Fenerbahçe. Her yerde gönderme. Ben bunları yapsam Ümit Hoca hemen böyle tavus kuşu gibi kabarıyor. Peki, ya nasıl bak bu, bunun gazına gelme. Gazına gelme. Ben bakıyorum abi, yazıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Eğer olur da Galatasaray 5. yıldızı takarsa, gerçek 5. yıldızı. Gerçek 5. yılda. Fenerbahçe'ye de takmasına müsaade eder herhalde. İkimiz de 5-5 hadi kardeş payı gibi. Ya taksın 50 tane doldursun abi yıldızları oraya, fark etsin. En büyük yıldızlar Ümit abinin olduğu yıllarda her yerde. Ümit bak ama Fener'e giderse Ümit. Ümit hocam Fenerbahçe'ye giderse biraz. Allah büyük, bak şimdi içinden onu geçiriyor. Bak yemin ederim. Bu giderse var ya. Takarım ben. Ben de büyük ihtimal yine buralarda olurum yaşarsak. Tadı sallayamayız ya. Bugün Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı olacak. Merak etme. Sen diyorsun ya böyle böyle kalırsan falan. Ümit abi düşünsene, ben de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı olacak. Okan zaten ben sana yönetim. Okan'ı kesin alman lazım abi artık. Tabii. Onun gözü çok iyi. Evet, o konuda mütevazı olamıyorum. Gözüm iyi de ama Fenerbahçe'ye gitmem. Bakayım bir. Başka tarafı. Yani oyuncuları analiz edebilme, oyuncuların nerelerde ne bak, tür verim verir. Bak bu ciddi bir konu, ben de ona konu. Ha, Fenerbahçe değil de Beşiktaş'a hizmet ederim ben. Şimdi Çankırı Öz... Dur felanlara geçme. Ha. Felanlara dur daha var 5 dakikamız. Erden... Bitti galiba. Yok, Erdem Timur'un açıklamaları var daha. Bitmedi. Nereye bitiyor? Erdem Timur.
Devam edelim. Erden Timur nerede kalmıştık? O Fatih Terim'in lafıydı, pardon. Hayır, bu, tekrar tekrar iletiyorum da değil miydik ya? Bitti, hepsini okuduk. Geçenlerde bir hakem toplantısı sızdırıldı. Önce Galatasaray kısmı, sonra TFF doğru bir şekilde açıkladı. Olay tamamen bitti. İki maçta da ne olduğu açıkça görüldü. Şeffaflıktan kendisinden emin olan çekinmesin. Toplumun her şeyi bilmeye, görmeye ihtiyacı var. Böyle olmadıkça manipüle ediliyor. Hepimiz doğrular yanlışlar yapıyoruz. Ya bak çok dur orada kal. O çok önemli. Hakikaten onu ne biliyor musun? Ama ceza verdiler mi onlar? Ne oldu o iş? Bilmiyorum bu süreç ne durumda ama şöyle bir şey oldu. O kadar çakallar ki. Öyle bir kısım yayınladılar ki Galatasaray kayırılıyor gibi. Evet. Abi devamında bir bakıyorsun adam diyor ki hissime göre diyor Fenerbahçe'ye penaltı verdim diyor. Onu niye yayınlamıyorsun madem sana? Yayınladılar ya abicim. Onu yayınlamadı ki federasyon yayınladı. Ne fark tam federasyonu göre federasyonu da yayınlasın bunlar. Hayır, önce, Amerika'dan federasyonda bu görüntüler varsa en baştan yayınlasın oraya kalmasın. Önce bir tane troll hesap yayınladı ya. Amerika'yı içeriden attılar bu yani. Gizli toplantı bak. Gizli toplantı. Önce bir troll hesap yayınladı. Sadece Osterwolder'in penaltısını. İşte içeriden biri sızdırdı onu tabii, dışarıya. Sızdırdı. Sonra tamamına bir baktığın zaman 2023-2024 hissiyatımız sezonu çıktı ortaya. İstime göre penaltı verdim dedi. Nasıl olacak bu iş? Abi Okan abi gülüyorsun da. O zaman geçen sene de hissiyatımız sezonu. Evet. Öyle dedik ya zaten. İşte penaltımsı hissiyatımsı. O an öyle hissettim penaltı verdim dedi. Aynen böyle bak. Şu anda penaltıyı göremiyorum dedi. Ama o anda penaltı hissettim penaltı veriyor. Şey yapıyorum. O büyük bombaydı ya. Ya hakikaten yani o bak. Onu bile konuşamadık farkında mısınız? Trabzon maçı. İşte onu hemen kapattık. Offside'ımsı kıyamet koptu. Hala konuşuyoruz. Hissiyatımsı konuşamıyoruz. Konuşacağız çok konuşacağız da biz hani futbol içinde kalalım istiyoruz. Bu işaret var. Bizim mazeretimiz ya yok ya dışı olaylara. Vazgeçtim abi. Neler söyleyecektim de yemin ediyorum bana seni sevdiğimden girmiyorum bak. Bak yok sevdiğimden girmiyorum. Vallahi girmiyorum. Yani Barış kardeşim Amerika Miami'den bize çok selam var. Miami'de şu anda bitti. Artık selamları verelim ya. Gidelim be. Bitmedi daha dur. Bitti abi. Bitti. Bırak artık tamam. Barış geçen, bizim Miami. Dur bir dakika. Yani, bir iki dakika. Sonra. Ulan bu da şey gibi abi. Sineği böyle şey, karıncayı maç yok ne maçı yok. Son ana kadar yapalım her şeyi. İki saat insanlar. Tamam fazla yapmayalım ama bundan sonra. Ben o zaman 0-0'da kalkarım. Zaten öyle yapıyoruz genelde. Ne? Bak sana 50 tane program çıkartırıp geçtiğimiz. Bazı programlar o kadar hararetli geçiyor ki bölmek istemiyorum. Tabii iyi yapıyorsun. Bence olan bu. Biz de istiyoruz. Bazen erken bitirelim yani. 3 gündür maç yok. Ama ne oluyor? Bak 2 saat yapınca izleyici. Geçen sene anlık yanlış anlamayın. 1000 kişilerdi şimdi 10.000 kişiler. 300 kişiden başladık baba. Tek nereden nereye? Tekrara düşmeyelim. Düşmeyelim. Gerçi malzeme bize çok veriyor da her yöneticiler yani başkanlar. Baba Erdem Timur'a çıkınca ilk defa saat diyor. Konusunda itirazlarım var. 2 saat oldu. Oldu devam mu? Devam edelim abi. Şimdi mi oldu? Daha var 4 öyle dakika. Öyle diyor bak daha dakikalarını sayıyorlar. 116. dakika. Yok ben yok var daha hocam 4 dakika var. 116. Evet. Var 4 kendi dakika daha. Kendi yanlışlarımızı bilgiyi gizleyerek ne olduğunu objektif bir şekilde analiz ettirmeyerek manipüle ederiz. Şeffaflıktan başka çözüm yok. İnşallah bu maç böyle bir şeye vesile olur. Herkes bu çağrıyı yapıyorum. Kimse muhatap çözmemiz gerekiyor. Ali Koç'un sizin hakkınızda sözleri var. Geceleri rahat uyuyor musunuz diye sormuşlar. Rahat uyuyorum sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Kime ne derse desin rahat uyuyoruz demiş. Kim ne derse desin rahat uyuyor. Peki ya şeyi soracağım. Niye uyumasın adam? Peki ya Bışar bir şey soracağım mesela. Başkanlığı bıraktıktan sonra daha çok böyle bir şey söyledi orada. Bir daha tehdit var ki bir şey söyledi. Onu sordular mı? Hesaplaşacağım dedi ya bir şey. İşte onu sordu işte rahat uyuyacak mısın dedi. Ama başkanlığı bıraktıktan sonra dedi. Daha dikkatli ol falan daha da uğraşacağım gibi. Rahat uyuyabilecek misin dedi. Çok büyük bir tehdit bu ya. Bunu bile geçiştirdim. Hayır nereden ne amaçla mesela ben onu anlamadım. Soruyorum ben bu konuları çok fazla takip etmediğim için ne anlamda bunu söyledi? Bunu sen ben söylesek sıkıntı olur mu? Hayır ne anlamda söyledi bunu? Bak kesin 62-22'den ceza aldı. Ne anlamda söyledi Ali Koç bunu? Ben çok takip etmediğim için yani Erdem Timur'a niye bunu söyledi? Bilmiyoruz durduk yere söyledi işte. Yok sen ben takip etmedim çünkü sana soruyorum daha çok içindesin biliyor musun bu konuları mesela? Neden söylemiş onu? Ya niye söyledi? Herif 13. aldı şampiyon yaptı uçuyor bütün transferler tuttu adam geldi yönetici olarak hiç beklemediği bir şey. Bundan dolayı hep, diyorsun. Tabii canım 200 milyon sokağa gitti. Her sene şampiyon olamıyor. Adam çıldırmak üzere yani. Yapacak bir şey yok. Futbolun içerisinde bu var. Ama o değil. Sen rakibini çıkarak, oynayarak yeneceksin abi. Tabii. Cevap vereceksin zaman zaman. Atışacaksın ama ilk önce abi sahada işi bitireceksin. Sen Erden Tumur'la, onunla, bununla uğraşırsan abi bu iş olmaz. Kaybedersin. Olmuyor da. Samet skor tahminlerini verelim. Bir de arkadaşlar sizlerden ricam. Ha skor tahmini yapalım. %59'umuz bizi abone olmadan izliyor. 135 bine çok az kaldı. Abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Maç 19.45'te. 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 Arkadaşlar çarşamba saat 22'de, perşembe günü saat 20-21.45'te. Yani eskiler şöyle bilir, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oynama saati. De oradan bile bu iş oraya götürdü abi ya. Ben böyle bir şey görmedim. Hocam girmek istemiyorum, duruyorum. Sonra diyor ki ben Galatasaraylı değilim diyor. Dur. Ne alaka ya 19.45?
Yani eskiler bilir Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oynama saati. Bak şimdi. Yok, yok, ondan sonra diyor ki ben Galatasaray'ı değilim diyor. Maskor veriyor. Ben buluyorum, topluyorum, merak etme sen. Ben bir yerde gireceğim zamanı gezeceğim. Arkadaşlar çarşamba 22'de. Geçen Sebahat Tülay aradı beni. Dur perşembe. Selam var sana. Perşembe 21.45'te. 21.45'te. It's in the game var. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar, Ümit Özat. Beraber olacağız. Cumartesi, pazar, pazartesi de Beşiktaş, Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından hemen sonra BTV'de Sözde Futbol'la sizlerle olacağız. Evet, Ümit abi seninle başlayalım. Olympiakos, Fenerbahçe. 1-3 Fenerbahçe kazanır. Okan abi seninle başlayalım. 1-1. 1-1. Evren abi. 0-0. 0-0. İnşallah kazanır Turat'ta da avantajlı skorla gelmesi çok önemli. Bir avantajı Olympiakos'u kim? Carvalho mı çalıştırıyor? Şu Başakşehir'i Beşiktaş'ı çalıştıran. Carlos Carvalho bilmiyorum. En son o gitmişti, o var mı bilmiyorum. Şimdi. Bak Olympiakos takımını küçümsemesin kimse. Ben sana söyleyeyim. Seyrettin mi sen? En son Mekabi Televim maçını uçtular. Tamam, rakip de ilk, dışarıda 3 tane attı Yunanistan'da biliyorsun. Orada 4 attı. 4 tane attı. Bunlar uzadı. Acayip iş yani. Olacak iş değil. Yani kolay maç olmayacak. Ben Fenerbahçe'nin 2-1 İnşallah Turatlar. 1-2. Ama çok zor maç. Yani buradan da oyuncuların falan çok iyi konsantre olması lazım. Bu kadar olayın içerisinde dinlenip gitmek oraya, bu maçtan çıkacak kötü bir sonuç. Allah elenme falan çok şey olur. Allah sıkıntı olur. İnşallah olmaz. Fenerbahçe'de tur atlar. Evet. Beşiktaş'ı cumartesi oynuyor. Beşiktaş. Galatasaray pazartesi mi oynuyor? 2-1 kazanır Beşiktaş. Okan abi seninle başlayalım. 2-0 kazanır. 2-0. 2-0 mu Beşiktaş? Ha, 2-0 kazanır. Evren abi Beşiktaş, Antalya. Samsun özür diliyorum. 3-1 kazanır Beşiktaş. Beşiktaş 3-1 kazanır. Evren abi, Ümit abi. Samsun Spor 1-2. Ben de Beşiktaş'ın 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Karagümrük Fenerbahçe, Ümit abi. Çok zor maç bu. Yani 0-1. 1-0 Fenerbahçe iner. Okan abi. 1-1. Evren abi. Vallahi Karagümrük çok sıkıntıda. Küme düşmeye oynuyor artık yani. Bir yerde hem Fener'le maçı var hem Galatasaray'la maçı var. Bir yerden bir büyük takımdan sürpriz yapması lazım. Berabere bitebilir yani bu maç. Ama Fenerbahçe burada favori yani. Daha iyi sonuçta baktığında ama ben bir 0-0 diyorum. Valla ben bugün Süleyman Urma'ya dedim. Dedim ki siz Fenerbahçe'den puan alıp ligde kalacaksınız. Bak bunu da yaz, bu da sizin en büyük sınavınız. Hele yenerse filan. Ne dedi? Temennin mi yoksa? Yok. Güzel espri. Bir dakika. Emin ol hissiyatım abi. Kulüp Brugge maçından iyi bilirsin. ne maçından diyor? Kulüp Brugge Beşiktaş'a gönderme yapıyor da. Nasıl tuttu lan? Hayır, nasıl tuttu ya? Nasıl tuttu diye Mişar seviniyor musun mesela? Demiştiniz? Sevinirim. Mişar 5 mi 8 mi demiştin? 5 dedi ya. Al bak, savunduğun adam. Sattı seni. Doğru söylüyor. Senin mesela 5 dedi. Doğru söylüyor beş. Ama şey maçında, Nofsert maçında maçı 6 onu da bildi. Şerefsizim bildim. Evet. Dedi. Onu da bildim, onu dedi, da bildim. 6'yı da 6-1'i de bildim. Sen var ya 2 dakikada adam Hırvatistan maçı 1-0'ı bildim. Ne yaptın ya, adam sattım? Ya seni tebrik ediyorum ya. Seni orada küçük düşünmek için yaptı onu. Büyük Beşiktaş sen olacaksın bundan sonra. Hep objektifim. Sen, objektifsin sen. Sen ben objektif. Vallahi objektifim. Hakikaten çok büyük objektif. Sen niye adama iftira atıyorsun? Seni tebrik ediyorum. Sen niye adama iftira atıyorsun? Sen satın. Abi süre doldu, haydi şu maçı şey yapalım. Adam objektif adam ya. Ben 1-1 diyorum. Alanya Galatasaray. Valla çok zor maç. Yani her maç zor da. Alanya takımı da çok formda Fatih Hoca. Ama yani gollü bir maç olacağını düşünüyorum. 2-4. 2-4 Galatasaray. Hmm. Okan abi dönüyor. 1-5. Oo. Ümit abi. 2-2. 2-2. Mehmet Emin Korkmaz demiş ki Olympiakos maçını yabancı hakem mi yönetecek? Çok iyi. Ben de 2-2 diyorum. Galatasaray 2-2 kalır diyorum. Ben bu hafta ikisinin de puan kaybetme ihtimali düşünüyorum. Aynı şeyi düşünüyorum biliyor musun? Aynı şeyi düşünüyorum abi. Ama ilk maçın Fenerbahçe mi oynuyor? Evet. Maç Olimpiyat'ta mı? Evet. Yani onu bilmiyorum da ya Olimpiyat'ta olur büyük ihtimalle. Bak şu var. Fener puan kaybederse Galatasaray çok zor puan kaybeder. Ama çünkü final maçın abi o. Artık ona yanlış mı Evren abi? O artık tabii senin canım, final maçın. Artık Rams Spartak'taki maçın bir anlamı kalmıyor. O maç senin final maçın. Tabii. Kazanacaksın, tabii, devam edeceksin yoluna. Sonra zaten bir de Beşiktaş maçı var. Fenerbahçe o demoralizasyonla Beşiktaş'a puan kaybetme ihtimali artar. Ama şunu düşünüyorum ben. Hani bu da tuhaf bir senaryo olacak. Sanki Fenerbahçe Karagümrük'ü yok abi. Galatasaray şampiyonluğu ne zaman kutlayacak biliyor musun? Ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Aa! Hadi ya.
Çankırı, bravo. Özlü'deki medal kardeşime. Çankırı, Özlü'deki medal kardeşime selamlar, saygılar. Oradan geç. Çankırı, Özlü'deki medal kardeşim, sevgiler, saygılar. Geç abi. Bravo be. Emine var mı sonunda? Yeneceğiz, gelip sizi yeneceğiz diyorum. Beşiktaş olarak gelip yeneceğiz diyorum. Ne yapayım? Galatasaray'da puan kaybetmezse şampiyon olur. Yeneceğiz demiyorsun. Galatasaray şampiyonluğu ne zaman kutlar diyorsun? Ben de ne diyorum? Yeneceğiz diyorum ben. Lanet olmuyorum. Lütfen bağırma. Gerçekçiyorum. Bravo Okan. Ne dedim abi? Geleceğiz Kadıköy'de, sizi yeneceğiz. Siz de Galatasaray'da puan. Evet rahat. Artık agresif olan ümit olmaya başladı. Evet abi, gerilme, rahat ol ya. Çünkü Arda Güler demiş ki Galatasaray'ın son antrenman maçını izledim, kesin şampiyon. Abi sana söylemek istediğin bir şey var mı? Zaten onu en Türkiye'de bir rekor kırdık. En uzun antrenman maçı. Çankırı Özlü'deki medal kardeşim, selamlar. Galatasaray ankete, Twitter'dan Galatasaray ankete selamlar. Çok selamlar. Twitter'da kardeşlerimize. Çok selam. Görüşmek üzere. Selam söyler misin? O kadar. Sevgili Ali Koç'un basın danışmanı. Ümit Koç. Ümit Koç'a selamlar, sevgiler. Biz ayrıca üçümüz program yapalım. Evet. Ümit yani Çankırı niye böyle Özlü'deki oldu? Çankırı medal kardeşim. Selamlar, sevgiler. Aramızda tartışma, duymasın hiç. Kış transferi. Devlen transferi. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Niye söylüyorum? Adam gitti diye konuşmayın artık ondan. Tamam gitti. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Ümit Özat'la beraberiz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Rasim mi geliyor? Evet. Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol bitti.